Merhabalar sevgili Paraksitlen Kimya izleyicisi. AYT'nin ilk konusu ama AYT'nin dördüncü videosu oluyor. Üç tane kimya ve elektrik çektik. Kimya ve elektriğin son videosu duruyor ama bunu araya alayım dedim bir AYT 1'i de çekeyim. Sonra kimya ve elektriğin son videosu elektrolizi çekeriz. Sonra AYT periyodik cetveli. Sonra gazlara gideriz. Bugün yaklaşık olarak haftada ne kadar video çekebileceğimi de anladım. 3 aşağı 5 yukarı. Bu çekebileceğime göre bir program ve bunların notlarını da yayınlayayım. E bu programın ilerisinden gidebilirsek zaten ilerisinden gitmişizdir. İlerisinden gidemezsek de siz yapıp bu programı takip edersiniz. Ya da ne yaparsın ya da eski AYT'yi takip edersin. Yani eski AYT'de konu olarak farklılık yok. Beğenmediğim sorular var. Bu beğenmediğim soruları değiştirdim. Konu anlatımında çok ufak çok az değişiklikler yaptım ama sorularda baya 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 şeyler değiştirdim. Bunu izlerseniz daha fazla soru çözmüş olacaksınız. E bir de daha karizmatiyim. Böyle şarap gibi insanım yaşlandıkça karizmatik oluyorum. E ondan dolayı daha karizmatik halimi de görmüş oluyorsunuz. O zaman çok uzatmadan geçelim videoya. Konu içinde zaten zaman 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 zaman, zaman konuşuruz beraber değil mi? O kadar, o kadar konuşmamazlık yapmayız değil mi? O zaman birinci videomuz atomun kuantum modeli başlıyor. Son 5 yıla baktığımızda arkadaşlar son 5 yıla baktığımızda 2021 hariç atomun kuantum modelinden her yıl çıktı. Bor atom modelinden doğrudan soru çıkmadı. Atomun kuantum modelinin genelinden 5 soru. Elektron, elektron diziliminden de bir soru olmak üzere son 1, 2, 3, 4, 5, 6 yılda burada 5 yıl yazmışız. 6 yılda 6 soruyla atomun kuantum modelini geçtik. E bu konu temelde TYT atom'a çok bağlı. TYT atomda atom numarası, kütle numarası, ne bileyim e atomun ne olduğu, elektron alışverişi, elektron alışverişinde gerçekleşen olayları bilmiyorsak burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz tabi. Ben burada biraz yazının ortasında kalmışım. Kendimi biraz bir biraz kenara alayım. Şey sırasında da ortalarda kalırsak yine ara ara yerimi değiştirdim böyle bakıyorum. Ara ara yerimi değiştirdim. TYT atomu bilmemiz lazım. Doğal olarak yani TYT atomu bilmiyorsak burada zorlanırız arkadaşlar. Diyoruz, diyoruz ve hadi geçiyoruz. Arkadaşlar AYT atomun kuantum modeli TYT'deki bor kavramıyla, bor atom modeliyle başlıyor. Çünkü AYT atomun kuantum modeli borun eksiklerini gidermek üzere ortaya atıyor. E, bor da atom spektrumları kullanıyordu. O zaman önce atom spektrumları nedir? Bunu görelim. Bor atom modelini görelim. Daha sonra bor atom modelinin eksikleriyle beraber yavaş yavaş atomun kuantum modeline geçelim. Arkadaşlar bor atom modelini ortaya atarken spektrumu kullanıyor. Nedir spektrum? Bir delikten giren güneş ışığını beyaz bir fon üzerine veya işte bir ışık algılayıcı devre üzerine, görüntü algılayıcı devre üzerine düşürürsen şurada gördüğün bütün renkleri elde edersin. Bu renklere spektrum diyoruz. İlk kez Newton'un keşfettiği bu renk dizesine spektrum diyoruz. Eğer sen, eğer sen ışığı aldın beyaz yani tüm renklerden oluşan polikromatik bir ışığı aldın ve prizmadan geçirmeden önce bir gazın içinden geçirirsen yani bu çizimin Türkçesini bulamadım Türkçeleştirmekle de uğraşmadım valla soğuk ısıtılmamış gaz hani soğutulmuş gaz değil normal bir gazın içinden geçirirsen şu prizma daha sonra prizmadan geçirirsen gaz bu ışığın belli dalga boylarını absorbe ediyor geçmesine izin vermiyor bak ne olmuş şurada görüyorsun değil mi bak Şuradan ışık geçememiş. Buradan geçememiş. Buradan geçememiş. Buna absorpsiyon spektrumu diyoruz. Sonra sen bu gazı alır. Aynı gazı alır. Bu gazı ısıtır. Ve gazdan çıkan ışınları prizmadan geçirirsen de... ...gaz belli dalga boylarında ışınlar yayıyor. Buna da yayma. Yani emisyon spektrumu diyoruz. Ve arkadaşlar absorpsiyon spektrumu ile emisyon spektrumu... ...bir gaz için aynı sonucu veriyor. Yani aynı yerde aynı sayıda çizgi ortaya çıkıyor. Bu ikisini üst üste çakıştırdığınızda hatta sürekli spektrum elde edersiniz. İşte Bohr hidrojen atomuna ait bu spektrumları kullanarak atom modeli ortaya atıyor. Bunun çok temel iki sorusu var. Diyor ki atoma ışığı gönderdik. Atom bu ışığın belli dalga boylarını absorbe etti. Okey bebeğim tamam. Da yani niye belli dalga boylarını absorbe etmedi? Niye bütün ışığı absorbe etmedi belli dalga boylarını absorbe etti. Pardon yanlış söyledim. Yani bizim atoma gönderdiğimiz ışığın tamamını almamasının sebebi ne? Birinci soru. İkincisi bu ışığı atomda kim aldı? Yani neresi aldı? Proton mu aldı? Çekirdek mi aldı? Elektronlar mı aldı? Bu buna çok basit iki cevap veriyor. Bir, protonun yani çekirdeğin bu ışığı absorbe etmediği kesin. Çünkü Rutherford buradan önce çekirdeğe alfa ışınları göndermiş. Çekirdek alfa ışını gibi görünür bölgeye göre yüksek enerjili bir ışını bile geri yansıtmış. Dolayısıyla bu ışığı yani tuttuğumuz görünür bölge ışığını atomda çekirdek almıyor elektronlar alıyor. Peki elektronlar neden buradaki gibi belli dalga boylarını alıyor? O zaman diyor ki Bor atomda elektronun durduğu enerjisi belli yörüngeler var. Yani elektron her yerde durmuyor. Elektron belli yörüngelerde duruyor. 2'den 3'e geçen elektron buradaki 657 nanometrelik kırmızı ışığı absorbe ediyor. Ve şuradaki şu kırmızı ışığın yok olmasının sebebi bu. Tam tersi. 3'e geçmiş şu elektron da eski haline geri dönerken 657'lik kırmızı ışığı yayıyor. Yani emisyon yapıyor. Yani Bohr ilk defa yörüngeyi ortaya atıyor. Diyor ki alt yörüngeden üst yörüngeye çıkan elektron enerji absorbe eder. Absorpsiyon spektrumu çıkar. Üst yörüngeden alta düşen elektronsa emisyon yapar. Dışarıya ışın yayar diyor. Hadi gel o zaman hemen pratik bir kuralla bunu anlayalım. Bak bir de ne olmuş? Aşağıdan yukarıya çıkmış. Yani uyarılmış. Yani daha kararsız hale geçmiş. Enerji absorbe etmiş. 2 de enerji absorbe etmiş. Üç ise dışarıya yaymış. Bir uyarılmadır. Evet daha yukarı daha kararsız hale geçme. 2 de enerji aldı. Absorpsiyon oldu. 3 de de emisyon oldu. Evet 3'ü de doğru. Aşağıdan yukarı absorpsiyon. Yukarıdan aşağı emisyon gerçekleşiyor. Evet hadi bir daha tekrar edelim. Bor neler buluyordu? Bor elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta, belli enerjiye sahip yörüngelerde, katmanlarda, kabuklarda bulunur. Bu enerji düzeyi yani yörüngeler 1, 2, 3, 4, 5 gibi tam sayılarla veya K, L, M, N, O gibi büyük harflerle ifade edilir. Bu yörüngelerden çekirdeğe en yakın olan en düşük enerjidir. Uzağa gittikçe enerjisi artar. Elektron temel haldeyken yani çekirdeğe en yakın mümkün olan en yakın mümkün olan en yakın en düşük enerjili haldeyken atom kararlıdır, ışın yaymaz. Ancak elektron dışarıdan enerji alırsa daha yukarı, daha yukarı, daha yukarıya çıkar. Buna uyarılma denir. Daha üst enerji tabakalarına çıkıyor. Atom uyarılmış haldeyken yani elektron yukarıdayken kararsızdır. Eski haline dönmek ister, mümkün olan en düşük enerjili hale gelmek ister. Bu sırada yukarıdan aşağı düşerken yüksek enerjiden düşük enerjiye düştüğü için enerji vermesi gerekir. Bu enerjiyi foton olarak dışarıya yayar. Yaydığı fotonun enerjisi de o iki yörünge arasındaki enerjiye eşittir. Yani ilk defa yörüngelerden bahsediyor. Elektronun mümkün olduğunca çekirdeğe en yakın yörüngede olduğundan ısıtırsak bu elektronun üst yörüngeleri geçeceğinden ki bunun adı uyarılma ve elektron kararsız olacağından bahsediyor. Bu sırada absorpsiyon gerçekleşiyor. Yukarıdaki elektron aşağı düşerken de fazla enerjisini geri veriyor. Bu sırada emisyon gerçekleşiyor diyor bor. Peki borun eksikleri neler? Arkadaşlar hani elektron geçiyor dedik ya. Bu elektronların enerjisini hesapladığımız bir formül var. Bu sadece tek elektronlu tanecikleri hesaplanıyor. Yani bor atom modeli sadece bir elektronlu tanecikleri açıklayabiliyor. Protonu çok olabilir ancak elektronu bir. Bir, bir olacak. Atom spektrumları bizim çizdiğimiz gibi hep aynı parlaklıkta değil. Kimi spektrumlar parlak kimisi soluk. Bunun sebebini açıklayamıyor. Yine fizik kurallarına göre bir merkezi yükün etrafında dönmekte olan bir cisim eninde sonunda bu merkeze düşer. Bur bunun neden düşmediğini açıklayamıyor. Mesela bizim gezegenimizin etrafında yapay uydularımız var. GPS uyduları, işte cep telefonu uyduları, yani GSM uyduları, uluslararası uzay istasyonumuz var yapay uydular. Bunlar sadece dünyanın çekim gücüyle dengede değil. Bunlarda yörünge düzeltme motorları var. Belli aralıklarla yörüngeler düzeliyor ve hep aynı yörüngede gezebiliyorlar böylece. Elektronlarda böyle bir motor yok. Elektronlar niye çekirdeğe düşmüyor? Bor bunu açıklayamıyor. Ve neden yörüngelerde elektron? Niye yörüngeler arasında elektron yok? Niye tam o enerji de var? Yani yörüngeler enerjisini hesaplıyor dedik ya Bor. Niye tam o enerji de var? Niye yörüngeler arasında elektron yok? Bunun sebebini de yine Bor açıklayamıyor sevgili arkadaşlar. Bunun üzerine çeşitli bilim adamları çalışıyor. Bu açıklamaları yapmaya çalışıyor. Burada şu 6 kişi modern atom modeline en çok katkısı olan insanlar. Bu 6 kişinin buluşlarını kaba taslak olarak bileceğiz. Milli eğitim kitaplarını inceledim bu kadar bilsen yeter. Maxwell elektromanyetik ışıma spektrumunu elektromanyetik ışımayı buluyor. Planck enerjinin kuantlı olduğunu paketler halinde alınıp verildiğini ispatlıyor. I, buluyor. Planck'a kadar biz atomun enerjiyi hani bir sürahiden bardağı su doldurur gibi aldığını düşünüyorduk. Ben sürahimi alırım. Bu bardağa ne kadar su doldurursan bardakta o kadar su alır. Ben atoma ne kadar enerji verirsem atom o kadar enerji alır. Sanıyorduk. Planck diyor ki öyle değil bir bir şey. Sen atoma istediğin enerjiyi veremezsin. Atom belli paketler halinde alır. Atıyorum atom hep 150 kalori alır. Sen 140 verirsen almaz. 160 verirsen de 150'sini alır onunu sana geri verir diyor. Einstein fotoelektrik olayla Planck'ın bu görüşünü ispatlıyor. Ayrıntılı fiziğe bakabilir. Fotoelektrik bizde bu kadar yeterli. De Broglie sadece ışığın değil protonun, nötronun, elektronun koşarken senin ve benim de dalga özelliği gösterdiğini yani kütleli cisimlerin de dalga özelliği gösterdiğini söylüyor. Heisenberg belirsizlik ilkesi ortaya atıyor. Heisenberg belki de bilim tarihinde ilk defa bir şeyin bulunamayacağını ispatlıyor. Çok basit bir görüşü var bak şurada. Aslında görüş çok kompleks. Belirsizlik ilkesi çok büyük bir ilke ama bize lazım olan TYT, AYT, lise müfredatı itibariyle bize lazım olan kısmı basit. Diyor ki, diyor ki, elektronu gözlemek için eğer büyük bir dalga boyu gönderirsek, konumundaki belirsizlik de çok büyük olur. Yani bir yerde çarptın, e bu yerden diğer yere nasıl gitti ne biliyorsun sen? Kocaman bir dalga gönderdin. Dalga boyunu küçültürsen de bu dalganın enerjisi artar. Elektrona çarpınca elektronu koparır. E yine bilemedin. Bunu tabi böyle bizim söylediğimiz gibi sözel olarak söylemiyor. Formüllere döküyor. Formülize ederek matematiksel olarak bunun olamayacağını yani elektronun konumu ve hızındaki bilinmezliğin bir dalga göndererek bu işte ışık dalgası olur ultrasonla ses dalgası gönderirsin işte emarla manyetik alan dalgası gönderirsin bir dalga ile elektronun konumu ve hızını tam olarak bulamayacağımızı Heisenberg ispatlıyor. Şöhretin diyor o öyle mi? O zaman hadi gel elektronun bulunduğu konumu etkileyen her şeyi bir denkleme koyalım. Bir dalga denklemi bulalım ve bu denklemi çözdüğümüz zaman bu denklemin sonucu bize elektronun konumunu versin. Ya matematik bu işi halleder diyor. Ancak denklemde çok fazla bilinmezlik olduğu için Schrödinger'in denklemini çözemiyoruz. Schrödinger'in denklemini olasılıkla çözüyoruz ve bu denklemin çözümü sonucu elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler hesaplıyoruz. Ki buna da orbital diyoruz. Modern atom kuramının buradan en büyük farkı o. Bor elektronun konumundan bahseder. Modern atom kuramı atomun kuantum modeli elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerden bahseder. Yani burada elektronun bulunduğu bölge yoktur. Bulunduğu orbital vardır. O orbital de elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgedir sadece. Unutmuyoruz. Farkını iyice kıyaslayacak olursak yörünge elektronun izlediği varsayılan dairesel yolken orbital elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgedir. Yörüngede elektronlar düzlemsel hareket ederken orbital de 3 boyutlu hareket eder. Yörüngenin şekli daireseldir. Orbital ise yukarıda gördüğünüz gibi farklı şekillere sahip. Her yörüngede bulunan elektronlar hep aynı enerjildir. Yani Bora göre ikinci kopuktaki bütün elektronların yörüngesi aynı. Üçtekilerin hepsinin aynı. Orbital öyle değil orbital bir enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabileceğini, farklı enerji seviyeleri bulunabileceğini söyler. Her yörünge belli bir kapasiteye sahiptir. de gördük 2 en kare. Ancak orbital öyle değil. Bir orbital en fazla iki elektron içerir. Sevgili arkadaşlar. Farkları bunlar. Gördükçe bu farkları daha iyi anlayacaksınız. Milli eğitim başta özetlediği için ben de böyle bir özetledim. Yörünge ile orbitalin farklı vermiş. Klasik bir soru neredeyse bütün kitaplarda var. Milli eğitimde de var. Biz de koyalım dedik. Yörünge dairesel, orbital elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeydi. Yörüngenin şekli dairesel, Orbital ise farklı şekillere sahipti. 2 ile 5'e yer değiştirmemiz lazım. Yörüngede düzlemsel, orbitalde 3 boyutlu hareket vardı zaten. Yeni söyledik unutmamışsınızdır herhalde. Bak bize emisyon spektrumu verilmiş. Bu atomun elektronunun üst kabuktan alt kabuğa düşmesi sonucu atomun yaydığı ışınlar. Atomu ısıtmışız. Elektron yukarı çıkmış. Aşağı inerken bu ışınları yaymış. Bunlar emisyon. Spektrum çizgileri atomlar için karakteristiktir. Söylemiştik zaten. Verilen çizgiler emisyondur. Evet. Bir atomda elektron sayısı kadar spektrum oluşmaz. Elektronların geçiş olasılıkları ve bu olasılıkların ne kadarı görünür bölgede olduğu ile ilgili karmaşık hesaplamalar sonucu. Zaten baktığında lityumun bak üsttekine bak. Lityumun 3 elektronu var, 2 spektrum var. Sodyumun 1 elektron, 11 elektronu var, 1 spektrum var. Yani bir ilgisi yok. Uyarılmış atomun üst bu açıkmış atomun eski haline geri dönmesi sonucu çıkmıştır bu spektrumlar ve bor bunları kullanarak atom modeli ortaya atmıştır demiştik sevgili arkadaşım. Kim kimi buldu? Belirlenemez diyorsa Heisenberg, denklem diyorsa Schrödinger maddenin ışık gibi dalga hareketi yaptığını söylüyorsa de Broglie bulmuştu. A, C, B cevabımız B seçeneği oldu. Bohr tüm atomları değil sadece tek elektronları açıkladı. Elektronun yörüngenin dışında neden bulunamayacağını açıklayamadı. Ve ve bir bir gibi tek elektronları açıkladı. Yalnız üçü açıklayabildi. 1 ve 2'yi açıklayamadı sevgili arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Atom modelleri hem TYT'de ama AYT'de var. Daha doğrusu TYT'de bütün atom modelleri varken AYT'de sadece bor var arkadaşlar. Boru da hani hatırlayalım diye anlatıyor. Atom modelleri çıkarsa geçen sene olduğu gibi TYT'de çıkar. Ancak biraz tekrar edelim diye bir iki tane azıcık TYT için atom modeli sorusu da koydum ben buraya. Rutherford çekirdeği söylüyor. Rutherford çekirdeği söylüyor. Atomun tamamına yakınının boşluktan oluştuğunu ve elektronların çekirdeğin etrafında olduğunu söylüyor. 1 ve 3'ü Rutherford söylüyor arkadaşlar. Dalton atomun varlığını bilimsel olarak ispatlıyor ilk bilimsel atom modeli. Thompson üzümlü kek, kek proton üzüm elektron. Rutherford proton ve elektron dışında parçacıklar olabileceğini de öngörüyor. Yani nötron vardır demiyor ama olması gerektiğini söylüyor. Bor nötr helyum atomunu açıklayamıyor. Bir elektronlu hani helyumun iki elektronu var ya artı bir olsaydı helyumu açıklayacaktı. Ama nötr olduğu için iki elektronu var. Bunu açıklayamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim atomun kuantum modeline. Atomun kuantum modeli elektronun yerini dört tane kuantum sayısı ile tanımlanıyor. Şu anda bor atom modeli atomun kuantum modelinin temel farkı aslında elektronlar. Yani çekirdeği 3 aşağı 5 yukarı ikisi de aynı şey. Burada yani henüz nötron keşfedilmemişti. Tabii ki bu atom modelinde çekirdekte nötron yoktu. Atomun kuantum modelinde çekirdekte nötron da var ama hani çekirdek hakkında çok bir şey söylemeyeceğiz. Temelde elektronlar ve atomun kuantum modeli. Elektronun yerini deyim yerinde ise 4 tane kuantum sayısıyla tanımlanıyor. Bu tam anlamıyla sizin adresiniz gibi hani nasıl mahalleyi söylüyorsun olasılık çok Sokağa söylüyorsun olasılık azalıyor. Kapı numarasını söylüyorsun bir apartman olasılık iyice azalıyor. Ve iç kapı numarasını söyledin. Ha tamam ya bizim bizim Osman gelin falan diyorsan. Burada da böyle. Yani her kuantum söyledikçe elektronun bir özelliğini bir özelliğini bir özelliğini tarif ediyoruz. 4 tane kuantum sayımız var. Bu 4 kuantum sayısının 4'ünü de söylediğinde artık atomda sadece bir elektronu kastediyorsun. Yani atomdan Herhangi iki elektron seçtiğinde bu iki elektronun dört kuantum sayısının dördünün de aynı olma olasılığı yok. Dört kuantum sayısının dördünü de söylediğinde atomda sadece bir elektronu kastediyor oluyoruz diyoruz ve o zaman o zaman hadi başlayalım. Hadi başlayalım sevgili arkadaşlar. İlk kuantum sayımız baş kuantum sayısı arkadaşlar baş kuantum sayısı buradaki hani bu kabuğa denk geliyor. Yani yörüngeye denk geliyor ama yörünge diyemiyoruz buna çünkü bu 3 boyutlu 2 boyutlu değil. Hani yörüngeyi tarif etsek nasıl tarif ederdik? Çekirdeğin elektronu olan ortalama uzaklığı. Çekirdeğin elektronu olan uzaklığı diye tarif ederdik ya. Bu da 3 boyutlu olduğu için ortalama uzaklık diyoruz. Yani modern atom modelinde atomun kuantum modelinde de kabuk dediğimiz şey var. Fakat şeydeki gibi hani bordaki gibi çizgisel değil. 3 boyutlu bölgeler buralar. Ondan dolayı burada uzaklık kelimesini değil de ortalama uzaklık kelimesini kullanıyoruz. Baş kuantum sayısı yine buradaki gibi n gösteriliyor. 1, 2, 3, 4, 5 gibi tam sayılarla veya k, l, m, n, o gibi harflerle kullanıyoruz. Sadece sadece dediğim gibi burada şöyle çizgiseldi. Modern atom modelinde atomun kuantum modelinde hani birinci kabuk şöyle. Hani şurası birinci kabuk. Şurası ikinci kabuk. Bak buralarda elektron yoğunluğu çok fazla. Ama buraların arasında daha az da olsa elektron var. Hani gördüğünde sen modern atom modelini ayırt edemiyorsun ama incelendiğinde bakıyorsun ki ha bak şurada elektron yoğunluğu fazla. Burası en eşittir 1 dediğimiz bölge. Buralarda elektron yoğunluğu fazla. Burası en eşittir 2 dediğimiz bölge. O zaman baş kuantum sayısı atomun, orbitalin temel enerji seviyesini belirtir. Bir. Bir de bir de Orbital veya elektronun çekirdeği olan ortalama uzaklığını belirtir. Bu baş kuantum sayımız. Buna az çok alışırız. İkincisi açısal momentum kuantum sayısı veya yan kuantum sayısı veya ikincil kuantum sayısı. Ne ile gösteriyoruz bunu? L ile gösteriyoruz. Bu L değeri açısal momentum kuantum sayısı iki şeyi belirtiyor. Bir orbitalin şeklini belirtiyor. Elektronun bulunduğu bölgenin şeklini belirtiyor. Bir. İkincisi bir temel enerji seviyesinde kaç tane alt enerji seviyesi olduğunu belirtiyor. Şu şekli belli zaten. Şekli belli. Şeklini zaten göreceğiz. Orada bir sıkıntı yok. Şeklini söyleyeceğiz size. Peki bu alt enerji seviyesi olayı ne? Arkadaşlar hatırlıyorsanız bor, bor her yörüngenin bir enerji seviyesi olduğunu söylüyordu. Yani burası sabit bir enerji seviyesi. Buradaki bütün elektronlar aynı enerjiye sahip. Buradaki bütün elektronlar aynı. Buradaki bütün elektronlar aynı enerjiye sahip. İşte atomun kuantum modeli öyle demiyor. Diyor ki ikinci enerji seviyesinde alt enerji seviyeleri de olabilir. İkinci enerji seviyesindeki bütün elektronlar aynı enerjili olmak zorunda değil arkadaşım diyor. Anlaştık değil mi? İşte ikinci enerji seviyesinde kaç tane alt enerji seviyesi? Bir kabukta kaç tane alt kabuk olduğunu açısal momentum kuantum sayısı belirliyor. Peki bu açısal momentum kuantum sayısı hangi değerleri alabiliyor? Eninci enerji düzeyi için en fazla n-1 alabiliyor. Yani birinci enerji düzeyi için açısal momentum kuantum sayısı 0 oluyor. İkinci enerji düzeyi için en fazla 2-1'den 1 oluyor ya en fazla 1. İkinci enerji düzeyinde 0 ve 1 oluyor. Üçüncü enerji düzeyinde 0, 1, 2. Dördüncü enerji düzeyinde 0, 1, 2, 3. Yani en fazla n-1'e kadar değer alıyor ama dikkat edin 4 ve daha fazlası yok açısal momentum kuantum sayısında. Çünkü henüz o kadar büyük bir atom keşfetmedik. Yani L'nin 4 olabilmesi için bizim atom numarası 121 olan element üretmemiz lazım. Böyle bir şey henüz yok. Ürettiğimizde diyeceğiz ki işte N eşittir 5 için L eşittir 4 alır. Ama şu anda L en fazla 3 değerini alabiliyor. Burada da anlaştık değil mi? Şu temel enerji seviyesi ve alt enerji seviyesine bir daha gelelim. Arkadaşlar bor diyor ki birinci kabuk bu. İkinci kabuk bu. Üçüncü kabuk bu. Dördüncü kabuk bu. Yani birinci kabuktaki elektronun enerjisi bu. ikinci kabuktaki elektronun enerjisi bu. Biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki tamam birinci kabuktaki elektronun enerjisi bu da. ikinci kabukta iki tane alt enerji seviyesi var. N eşittir 2 için L 0 ve 1 olabiliyor. Yani ikinci kabuktaki elektronların bir kısmının enerjisi L eşittir 0 da ikinci kısmının enerjisi L eşittir 1 de. İkinci kabukta iki tane alt enerji seviyesi. İki tane alt kabuk var. İşte L değerleri bunu söylüyor. Örneğin dördüncü kabukta dört tane alt enerji seviyesi var. Hepsi buraya sığmamıştı. Dördün sıfırı, dördün birinci alt kabuğu, ikinci alt kabuğu, üçüncü alt kabuğu şeklinde. Dördüncü kabukta da dört tane alt kabuk var. Dört tane alt enerji seviyesi var. Anlaştık değil mi? Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Biz bu elektron dizilimini yapmak istediğimizde elementin elektronları nerede sorusuna cevap vermek istediğimizde Şöyle bir dizilim yapacağız elektronların bir kısmı Birinci baş kuantta Sıfırıncı alt kuantta yani baş kuant sayısı 1 Açısal momentum kuantum sayısı sıfır olan orbitallerde Bir kısmı 2'nin sıfırında, bir kısmı 2'nin birinde, Bir kısmı 3'ün sıfırında diye Böyle bir şeyler diyeceğiz bu, bu çok Anlaşılır olmuyor yani bir sürü sayı oluyor kafa karışıyor. Onun yerine biz demişiz ki açısal momentum kuantum sayısını sayı kullanmayalım da harf kullanalım. Ne yapıyoruz? 0 yerine S harfi, 1 yerine P harfi. 2 yerine D harfi, 3 yerine F harfi. Bu harfler bu orbitalleri ilk bulan kişilerin orbitallere verdiği isimlerin baş harfleri. Yani çok özel bilimsel bir şey değil. Yani dolayısıyla biz biraz önceki grafiği çizmeye çalıştığımızda hani atomun şeyini çizdik ya biraz önce. Şu da çok soluk oldu canım. Bu böyle ok mu olur? Dur bir saniye. Bunu azıcık kalınlaştırayım arkadaşlar. Şöyle. Yani şöyle bir şey çizdik. Şöyle bir şey çizdik. Hani n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3 dedik ya. Birinci kabukta bir tane orbitalimiz var. Birisi. İkinci kabuktaysa iki alt kabuğumuz var. İkideki s hani n eşittir 2 için l 0 ve 1 oluyordu ya. İkide s ve p var. 0 yerine S, 1 yerine P kullanacağız. Anlaştık değil mi? Mantık bu. Mantığımız bu. Şöyle burada hatta grafiği göstermişiz. Hani birinci kabukta bir tane alt kabuk var. Bu S kabuğu. 2'de S alt kabuğu ve P alt kabuğu var. 3'te S var. 3'te P var. 3'te D var. 4'te S var. Yukarıda 4'te P var. 4'te D var. 4'te F var. Mantık bu. Böylece elektronları dizerken rahatlıkla 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 ne yapıyoruz? Neyin ne olduğunu anlıyoruz sevgili arkadaşlar. Hani de hatırlıyorsanız açısal momentum kuantum sayısı bir alt enerji seviyesini gösteriyor demiştim. Şurada gösterdik. Bir de neyi gösteriyor? Bir de orbitalin şeklini gösteriyor. Bu şekilleri de görünce tanımanız lazım arkadaşlar. S şey küresel. Tek bir küresel bölgeden oluşuyor. P iki küresel bölgeden oluşuyor. Bu iki küresel bölge merkeze doğru birbirini çektiği için bazı kitaplar böyle gösteriyor. Bazı kitaplar da hani şöyle ortaya doğru çektiği için biraz daha ucuca bağlanmış iki çocuk balonu şeklinde gösteriyor. İki bölge bunu ezberlesen yeterli. D'nin iki şekli var. Bak D'nin bir şekli dört bölge. Görüyorsun dört bölge. Biri de iki bölge ama ortada Satürn halkası var. SPD'yi bilsen yeterli zaten arta kalan F. Bu şekilleri de bilmen lazım sevgili arkadaşım. Yani açısal momentum kuantum sayısı 0 olan s orbitali bu. Açısal momentum kuantum sayısı 1 olan p orbitali bu. 2 olan d orbitali bu. 3 olan f orbitali bu. Soru çıktı. Çıkmış sorularda var şekille ilgili. Bu şekilleri de bilmen gerekiyor diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi açısal momentum kuantum sayısı orbitalin şeklini belirliyor. Orbitalin şekli her kabukta aynı. Yani birinci kabukta da S orbitali var. ikinci kabukta da S orbitali var. İkisi de küresel. Ama büyüklüğü aynı değil. Birdeki S böyle bir küre ise ikideki S böyle bir küre oluyor. Yani orbital dışa çıktıkça elektron çekirdek tarafından az çekildiği için daha geniş bir bölgeye yayılıyor. Ama bu orbitalin aldığı elektronu etkilemiyor. Yani S orbitali göreceğiz ki elektron alıyor. Her kabuktaki de iki. Ama üçüncü kabuktaki o iki elektron daha geniş bir bölgeye yayılıyor. Orbitaldeki elektron yoğunluğu daha az. Mantık bu. Orbital çekirdekten uzaklaştıkça büyüyor. Bunu da unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Hadi o zaman milli eğitimden aldığım basit bir örnekle bakalım. Bakın baş kuant sayısı şu başındaki sayılar. 2, 2, 3, 3, 4. Açısal momentum kuantum sayısı S için 0, P için 1, D için 2, bu da P. P için 1, F için 3. Mantık bu. S, 0, P, 1, D, 2, F, 3 şeklinde gidiyor. Açısal momentum kuantum sayısı bir şekli açıklar. Bir de bir baş kuantum sayısında ne kadar alt kabuk olduğunu, bir temel enerji seviyesinde ne kadar alt enerji seviyesi olduğunu açıklardı. L hatırlıyorsanız 0, 1, 2, 3 demiştik. S, P, D, F şeklinde. L, 3, F'ye denk gelir. Alacağı değerler baş kuantum sayısına bağlıdır. Çünkü L en fazla N eksi 1'e kadar da yer alabilir dedik. O yüzden birinci kabukta sadece sıfır değerini alıyor. Birinci kabukta tek bir alt kabuk var yani. Tamam mı? Hadi gel. N ve L'nin toplamı en zaten başta yazan sayıydı. F için L değerimiz 3. 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. N ve L'nin toplamı 7. N'i 6, S için 0'dı. 6. N'i 5, P için 1'di. 6. Art, N artı L's 6 olan 2 ve 3 yine milli eğitimden aldığım bir soru. Mis gibi bence konuyu açıklıyor. Bak küre olan S. Bu da S ama bu biraz daha dışta gibi S. Dikkat et biraz daha büyümüş. İki lobdan oluşan da P orbitali. C orbitali ikinci enerji düzeyi daha üstte bulunabilir. Evet arkadaşlar P orbitali hemen hatırlayalım. 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. Birinci kabukta hatırlıyorsan sadece en Bir olduğu için L de en fazla n eksi 1'e kadar eşit olur. Sadece S olur. İkinci kabukta S ve P olur. Hep bir arttırıyorsun ya. 3 S, P, D olur. 4'te S, P, D, F olur. Yani P orbitali şuradaki orbital ikinci enerji düzeyi ve daha üstünde bulunur. Bir de bulunmaz doğru. A ve B, x'te S orbitali, S orbitali için L sıfırdı. O da doğru. B orbitali daha büyük olduğu için baş kuantum sayısı A orbitalinden de daha büyüktür. Çekirdekten uzaklaştıkça orbital büyür. Baş kuantum sayısı arttıkça orbital büyür. Az çekildiği için bu da güzel bir soru bence. 3D orbitali için baş kuantum sayısı zaten 3. D olduğu için de 2. 0 S 1 P 2 D 3 D F oluyor sevgili arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Hadi devam edelim. Üçüncü kuantum sayımız manyetik kuantum sayısı. Bak şimdiye kadar ne gördük? Bir. Atomda kaç tane temel enerji seviyesi olduğunu gördük. Kaç tane temel enerji seviyesi olduğunu gördük. Bu baş kuantum sayısı ile belirtiliyordu. İki. Kaç tane alt enerji seviyesi olduğunu gördük. Hani birinci kabuktaki bütün elektronlar aynı enerji seviyesinde mi? İkinci kabuktaki bütün elektronlar aynı enerji seviyesinde. Bunu gördük. Mesela ikinci kabuk için iki enerji seviyesi vardı. S olanlar ve P olanlar. Bunu gördük. Şu ana kadar bunu gördük. Peki arkadaşım tamam da her kabukta kaç tane S var? Bir tane mi S var? Bir tane mi P var acaba? İşte bunu manyetik kuantum sayısı belirliyor. Ne yapıyoruz biliyor musun? İkinci kabuktaki P orbitallerini alıyoruz. Manyetik alana sokuyoruz ve bakıyoruz Bu manyetik alanda ne yapacak P orbitalini soktuğumuzda ne oluyor biliyor musun 3 farklı yöne yöneliyor aynı anda Sağa gitti sola gitti düz gitti Oha bu ne E peki sana soruyorum Bir orbital bir bölge aynı anda 3 yöne gidebilir mi Gidemez O zaman ne diyoruz biliyor musun İkinci kabukta bir tane P yok 3 tane P orbitali var Anlaştık mı İşte bunu manyetik kuantum sayısı belirliyor o zaman manyetik kuantum sayısı 1. 1. Orbitalin manyetik alanda hangi yönlere gittiğini söylüyor. 2. Hangi yönlere gittiğini bilirsem ben bir alt kabukta yani s'de p'de d'de f'de kaç tane orbital olduğunu bulurum. Manyetik kuantum sayısı 1 bir orbitalin kaç farklı yöne gittiğini belirler. 2. Bir alt kabuk türünde Kaç orbital olduğunu belirler. Yani S kaç orbitalden oluşuyor. P kaç orbitalden oluşuyor. D kaç orbitalden oluşuyor. Bunu manyetik kuantum sayısı belirler. Manyetik kuantum sayısı. Eksi L ile artı L arasındaki değerleri alır. Yani S için L sıfırda. M ile de sıfırda değeri alır. Bu ne demek? Bu şey demek. S'yi ben gönderdim. Tek yöne gitti. Yani S'den bir orbital var. Her kabukta bir tane S var. Daha fazla değil. P'nin L'si birdi. MLS'i eksi 1 0 artı 1. Yani ben P'yi gönderdiğimde P3 farklı yöne yöneldi. Bu ne demek? P'den bulunduğu kabuklarda ilk kabukta P yoktu. P ikinci kabuktan başlıyordu. 2'den sonraki bütün kabuklarda 3 tane P var. 1 tane P yok. Toplam 3 tane P var. Anlaştık değil mi? D neydi? D'nin L'si 2 idi. O zaman manyetiği ne? Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Bu ne demek? Şu demek. D'yi ben manyetik alana gönderdiğimde 5 farklı yöne yöneldi. Yani her kabukta, her kabukta yok. D 3. kabuktan itibaren başlıyor. 3. kabuktan itibaren her kabukta 5 tane D orbitali var. Aynı mantıkta 7 tane de F orbitali var. Anlaştık değil mi? Hadi bunu enerji seviyesine uygulayalım. Yani birinci enerji seviyesinde S vardı. Bu kareye bir orbital olduğunu varsayın. Birinci enerji seviyesinde bir orbital var. İkinci ender seviyesinde iki tane alt kabuk var. S alt kabuğu, P alt kabuğu. S alt kabuğu tek orbitalden oluşuyor. P ise 3 orbitalden oluşuyor. Yani farklı yönlere yönelen manyetik alandaki uzaydaki yönelimleri farklı olan 3 tane özdeş P orbitali var. Yani ikinci kabukta 4 orbital var. Üçüncü kabukta ise üç tane alt kabuk var. D alt kabuğu, P alt kabuğu ve D alt kabuğu. S alt kabuğu bir orbitalden P3 D ise 5 orbitalden oluşuyor. Bunları belirleyen alt kabuktaki orbital sayısını belirleyen manyetik kuantum sayısı. Peki bu orbitallerin manyetik kuantum sayısı ne dediğimiz? işte eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2. Eksi 1 0 artı 1. Bazı arkadaşlar bir formül ezberlemiş. Bu formülü ben ezberletmeyi yanlış buluyorum çünkü kafa karışıyor. Diyoruz ki mesela D orbitalinde bulunan bir elektronun manyetik kuantum sayısı ne olabilir? Bir formül ezberlemiş bilmeyenlerin kafası karışmasın diye söylemiyorum. Diyor ki 5. Ya hayır. Manyetik kuantum sayısı 5 olmaz. D 5 tane orbitalden oluşur. Bu en baştaki orbitalin manyetik kuantum sayısı eksi 2'dir. Bunun eksi 1'dir. Bunun 0'dır. Bunun artı 1'dir. Bunun artı 2'dir. Ve elektron neredeyse manyetik kuantum sayısı da oradadır. Mesela elektron burada mı? Bu elektronun manyetik kuantum sayısı artı birdir. Bu. Anlaştık mı? Burada da anlaştık. O zaman geçiyoruz. Böyle bir soru geldi. Sana bir elektronun bir orbitalin elektronun bu olmaz. Bir orbitalin bir orbitalin şöyle 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 5 farklı yöne yöneldiğini söyledi. O zaman 5 farklı yön olduğuna göre buna ne diyeceksin? D orbitali diyeceksin. D orbitali. Anlaştık değil mi? E hadi gel devam ediyoruz. Her bir manyetik kuantum sayısı bir orbitale denk gelir. S1, P3, D5, F7 orbitalden oluşur söyledik. Bunları nasıl şematize ediyoruz? Boş orbitali şöyle bir yuvarlak veya bir kare ile. Yarı dolu orbitalleri de bunların içine bir ok veya bir çizgi koyarak gönderiyoruz. Bir orbital iki elektron alıyor. Bu yüzden yarı dolu orbitalde bir, tam dolu orbitalde iki çizgi koyuyoruz. Gel. O zaman S bir orbitalden oluşuyor. Bir orbital 2 elektron aldığı için s en fazla 2 elektron oluyor. Bak aldığı elektronu şu üste yazıyoruz işte şuraya. Şurası aldığı elektron sayısı şurası. P3 orbitalden oluşuyor dedik. Her biri 2 elektron aldığı için p 6 elektron alıyor. D5 orbitalden oluşuyor. Her biri 2 elektron olduğu için d 10 orbital alıyor. F 7 orbital 14 elektron alıyor. O zaman biraz daha toparlayalım. Gel biraz daha toparlayalım. Şöyle. Şimdi n baş kuantum sayısı. 1, 2, 3, 4, 5 gibi tam sayıları belirtiyor. Elektronun temel enerji seviyesini belirtiyor. L açısal momentum kuantum sayısı elektronun bulunduğu orbitalin şeklini ve bir kabukta kaç tane alt kabuk olduğunu söylüyor. Birinci kabukta L sadece 0 yani burada sadece 1 S var. İkinci kabukta L 1 ve 2 oluyor. İkinci kabukta 2 S ve 2 P var. Üçüncü kabukta L 1, 2, 3 oluyor. 3 S var, 3 P var. 3D var diye gidiyor. S1 orbitalden oluşuyor. P3 orbitalden. D5 orbitalden. F7 orbitalden. Her orbital 2 elektron aldığı için S2 elektron alıyor. P6 elektron alıyor. D10 elektron alıyor. F de 14 elektron alıyor. Biraz daha toparladık. Örnek çözdükçe daha iyi. Örnek çözdükçe daha iyi oturacak arkadaşlar. Hadi gelin D orbitali düşünüyorum. D orbitali 0, 1, 2, 3, S, P, D. D orbitali için L değeri 2 idi. L değeri 2 olduğuna göre manyetik kuantum sayısı eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2. Yani 5 tane orbital çizeceğim. Her orbital 2 elektron aldığı için D orbitali maksimum 10 elektron alacak. Tamam. Üçüncü enerji seviyesinden itibaren her enerji seviyesinde 5 tane D orbitali vardır. Doğru. 1'de S başlıyor. 2'de P. 3'de D. Hani suya attığın taşta halkaların gitgide büyüdüğü gibi Elektron da çek çekirdeğin etrafındaki orbitallerde de şey büyür. Aldığı orbital sayısı büyür. Birinci kabukta S vardı. İki bir daha büyüktü SP. Bir daha büyüdü SPD var. Aynı alt enerji düzeyindeki D orbitalleri eşit enerjili. Evet şunlardan bahsediyor işte. Eşit enerjili olduğu eşit enerjili olup ML'lerine göre farklı yönelişlere sahiptir. Evet ML yönelim sayısını belirliyordu. L eşittir 2 için yani D orbitali için ML5 farklı değer alır. Evet şuraya çizmiştik. Eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2. Evet güzel. Güzel oldu bu da. Gel. Şimdi arkadaşlar hani dedik ya. 3P 3 farklı orbitalden oluşuyor. P dediğimizde 3 tane çizeceğiz. İşte bunların manyetik kuantum sayısı birinin eksi 1, bir, birinin 0, birinin artı 1 de. Bunu da söylemiştik. İşte bunlara uzaydaki yönelişlerine göre x eksenindeki P, y eksenindeki P Z eksenindeki p gibi isimler verebiliyorum. Bana soru bunu soruyor. 3px ve 3py bu iki orbitali kıyaslamamı istiyor. E 3p ikisinde baş kuantum sayısı 3, ikisinde orbital türü p. P orbitali olduğu için açısal momentum kuantum sayısı 1, ama manyetik kuantum sayısı birisi eksi 1, birisi sıfır oluyor. Anlaştık mı? Cevap ne oldu? Ortak olanları soruyor. 1, 2, 3 oldu. 4P başındaki sayı baş kuantum sayısıydı. Şu sayı. Başındaki sayı 4 olduğuna göre baş kuantumu 4. Açısal momentum kuantum sayısı P orbital olduğu için 1. E, açısal momentum kuantum sayısı 1 ise manyetik kuantum sayısı da eksi 1, 0 artı 1. Eksi L ile artı L arasında değer alıyordu. 1 ve 3 doğru. 2 yanlış sevgili arkadaşlar. 3P4D5S baş kuantum sayısı başındaki sayı en büyük 5'tir e evet 3 4 5'ten 5'in en büyük olduğunu söylemek için herhalde rehber matematiği Mehmet hocayı çağırmama gerek yok Açısal momentum kuantum sayısı P için 1 D için 2 S için 0 4D'dir doğru Manyetik kuantum sayısı eksi L ile artı L arasında değer alır P için eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır Ama D için eksi 2 ile artı 2 arasında yer alır. En büyük olan da en küçük olan da 4 D'dir. 3 yanlış cevabımız 1 2 sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Hadi gel devam edelim. Baş kuantum sayısı 4 okey açısal momentum kuantum sayısı açısal momentumu 3 ise bu f orbitalidir. Arıyorum f orbitali mis gibi mis gibi sevgili arkadaşlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Artı 1, artı 2, artı 3. O biçim oldu. Bence çok iyi oldu. Son kuantum sayımız spin kuantum sayısı. Diğer sayılardan tamamen bağımsız. Kendi kendine takılıyor böyle. O rahat. Elektronun dönüş yönünü belirtiyor. Elektron orbitalde ya saat yönünde ya tersinde dönüyor. Saat yönü ise artı 1 bölü 2. Saat yönünün tersi ise eksi 1 bölü 2. Bunu da zıt iki çizgiyle gösteriyoruz. Yani bu çizgilerden biri eksi 1 bölü 2 ise biri artı 1 bölü 2. Ok çiziyorsan yukarı yönlü ok artı 1 bölü 2 aşağı yönlü yok ok, eksi 1 bölü 2. Yani bir orbital 2 elektron koyduğunda bu iki elektronun spin kuantum sayıları farklı olması gerekir sevgili arkadaş. Tamam mı? Hadi gel. Hadi gel bakalım. Hangileri mümkündür? Bak N1 için L en fazla N-1'e kadar değer alırdı. Birinci kabukta en fazla S yani L0 olabilir. Bu yanlış. Bu yanlış. Üçüncü kabukta 0 yani S olur. Ama S için ML artı 1 olmaz. ML en fazla 0 olabilir. Konuşamadım. Çünkü ML eksi L ile artı L arasında değer alır. Yani L 0 ise ML de 0. L 1 ise eksi 1 0 artı 1. Bunlardan herhangi birini alabilir. Bakalım. N1 için L1 olmaz demiştik. Tamam o da gitti. N4 için L2 olabilir. N4 için L3'e kadar değer alabilir. Yani 4D olabilir. D için ML eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 olabilir. Spin zaten her zaman eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü -2, 2 olabilir. Denizli yaşadığım şehir gayet doğru. N2 için L0 2S olabilir ama 2S'de ML artı 1 olmaz. L0 ise ML'de 0 olur. Oldu değil mi? E hadi o zaman devam edelim. Şimdi N4 olursa L en fazla N-1'e kadar yani 3'e de kadar da yer aldığı için L0, L1, L2 ve L3 olabilir. Ama ML-2 ise L0 olamaz. Çünkü L0 olursa ML de 0 oluyor. P için eksi 1 0 artı 1 oluyor. Bana bahsettiği ML2 4D'de olabilir. Zira zira nedir? Eksi 2 ile artı 2 arasında da yer alır. F için eksi 3 ile artı 3 arasında değer yer alır. Her ikisinde de eksi 2 olabilir. Hadi bakalım. Baş kuantum sayısı 4'tür. Kesinlikle. D orbitalinde bulunabilir. Olabilir. P de olabilir. Olamaz. Olamaz. P orbitali için L değeri 1. M de eksi 1 0 artı 1 olur. Eksi 2 olmaz. Spin zaten her zaman eksi 1 bölü 2 veya artı 1 bölü 2 olabilir. Cevabımız E-E-E-E'dir ne? Baş kuantum sayısı 3 olan bir atomda manyetik kuantum sayısı artı 1 ve spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan en fazla kaç elektron bulunabilir? Şimdi baş kuantum sayısı 3. 3'te ne var? S var. E var. D var. Bu kadar. Çünkü N 3 ise L en fazla 2 olabilir. Yani 3'te en fazla D'ye kadar gidebilirim. Tamam. Bunu tamamladık. ML artı 1 diyor. S'de ML artı 1 olmaz. S'de L 0. ML'de 0. P'de 3. D'de 5 orbital vardı. Bunun ML'si eksi 1 0 artı 1. D için ML eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2. Benden benden ML'si artı 1 olanlar isteniyor. Yani bir, bir orbitale bir de şu orbitale dikkat edeceğim. Bunlara en fazla 4 elektron koyabilirim. Ama soru diyor ki bunlardan kaçı artı 1 bölü 2 spinli? E ikisi artı 1 bölü 2 spinli. Bir elektron artı 1 bölü 2. Bir elektron da eksi 1 bölü 2 olarak girdiği için. Bu 4 elektronun ikisi artı 1 bölü 2. İkisi eksi 1 bölü 2. Mis gibi o biçim. Açısal momentum kuantum sayısı 3. Yani P orbitalinden bahsediyoruz. Açısal momentum kuantum sayısı L'ydi. L en fazla n-1'e kadar değerlik alabilirdi. Yani f ise bu en büyük 4'te bulunur. Şey en az en küçük 4'te bulunur. 1'de 2'de 3'te f yok. 4 f olabilir bu. 5 f olabilir. 6 f olabilir. 6 f yok da hani teorik olarak. Periyodik sistemdeki bütün elementlerde en fazla 4 f ve 5 f var. Sebebi elementin çok olmaması. O kadar bize sormazlar. Baş kuantum sayısı 4'tür. Ya 5'te olur. Eş enerjili 7. Evet. F. 1, 3, 5, 7. 7. Alt orbitalden 7. Eş enerjili orbitalden oluşur. Orbitallerin manyetik kuantum sayıları toplamı her zaman sıfırdır zaten. Niye? E 7 orbital var. Manyetik kuantumu eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Artı 1, artı 2, artı 3. Of. Mis gibi soru olmuş. O biçim. Daha nasıl soru olsun? Adam nasıl anlatsın sana? Bence gayet iyi. Geç. Bir atomda baş kuantum sayısı 4. Yukarıdaki kuantum sayılarına sahip en fazla kaç elektron olur? 4. Bak aşama aşama gidiyorum. 4'te L en fazla 3 yani F olabilir. Demek ki 4'te hem S var. Hem S var. S yazabileceğim annem dur. Hem P var. Hem D var. Hem F var. L2 gitti gitti gitti, gitti burada. L2 markaya benzettim ama şimdi marka söylemeyelim. Marka gelsin bize reklam parası versin. Sonra söyle beleş reklam mı olur. ML0 ML0 da şurası. L2 D orbitaliydi. ML0 da şu ortadaki orbital. E bu orbitalde en fazla kaç elektron vardır? 2. Buraya en fazla 2 elektron koyabiliriz. 1 artı 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 2. Anlaştık değil mi? Geç. O çok iyi. Deniz dizisinde öğretmenlik yapan Murat Boz. Murat Boz'a selamlarımız olsun. Severim kerata iyi çocuktu. Öğrencilik yıllarında biraz tembeldi ama. Ne? Ne? Murat Boz'un kimya öğretmeni mu halen bilmiyor muydunuz? Ama çok ayıp ya. Çok ayıp yani. Çünkü değilim. Niye böyle bir şey çıkarıyorsunuz? Ben niye Murat Boz'un kimya öğretmeni olayım? Saçma sapan konuşmayın. Ben denizdeyim. adam denizde ile ilgisi yok. Böyle dedikodular çıkarıyorsunuz. Adam kızacak bana. Şimdi... iki yazılı kağıdı hazırlamış diyor kağıtları AB grubunu yapmamış. Zehra bütün soruları doğru cevaplamış. Mert ise Zehra'dan kopya çekmiş grup olduğunu fark etmeyerek. Zehra tam puan aldığına göre Mert kaç puan almıştır? Bakalım. Zehra için 3 orbitalini söylemiş. Baş kuantum sayısı 3. D olduğu için açısalı 2. Manyetiği eksi 2 ile artı 2 arasında. Spin'i e eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Mert ne yaptı? Mert ne yaptı? Buradaki bizim tembel Mert'imiz. Bu Mert'ler zaten hep böyle 3 kod. Buradan kopya çekti. Getirdi bunları olduğu gibi buraya yapıştırdı. Of dedi. Aa. Hoca grup yapmazsam ben böyle kopya çekerim dedi. Bakalım Mert'e Murat Boz ne sormuş? 4 dyi sormuş. Baş kuantum sayısı 3 değil 4. Gitti. D orbitali için açısal momentumu 2. Manyetiği eksi 2 ile artı 2 arasında. Spini bu. Dolayısıyla 12 puandan kopya ile 9 puan aldı. İşi gücü kopya bu Mert'lerin. Mert'lerin işi gücü kopya. Yani bak bu Mert'lere memleketini sorsan kopya çekerler. Böyle çete bakar. En son kim ne demiş? Sivas. Ben de Sivaslıyım lan o zaman. Bak o kadar kopyacı ya. Memleketini bile doğru söylemezler. Aa, tamam değil lan tamam ağlamayın. Seviyorum sizi. Tamam sevgili Mertler. Hadi hadi. Hadi hadi yine sevgiyi kaptınız bak. Mertlere özel kalp geldi. Ama Mert, Mertlerde böyle biraz şey yok mudu? Böyle bir, biraz üç kağıtçı. Böyle biraz hani. Böyle biraz kızların kalbini çalan. Böyle. Var değil mi biraz? Var var. Var var var. Var, var biraz var var, inkar etme var. Hadi hadi. N 3 m l eksi 1. bak şimdi. n 3 dersen L 0 olabilir. L 1 olabilir, L 2 olabilir. N 3, L 0 1 olan 2 olabilir. S, p M l eksi 1 diyor, 3 s için m l eksi 1 olmaz. Çünkü L'si 0, m l de 0. 3 p'nin 3 orbitalinden 1'e eksi 1 olabilir. 3D'nin 5 orbitalinden de biri yine eksi 1. Yani N3 ve ML eksi 1 derken ya bunu kastediyor ya bunu kastediyor. Anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım baş kuantum sayısı 3'tür. Kesin. Açısal momentum kuantum sayısı 1 olabilir. Evet. D'de bulunabilir. Evet. Spin eksi veya artı olabilir. Evet. 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 Ve 4 evet de seni uğurluyoruz. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere sevgili soru. Kuantum sayıları ile ilgili. Baş kuantum sayısı orbitalin çekirdeği olan ortalama uzaklığını belirtir. Evet. N'inci kabuk için açısal momentum kuantum sayısı en fazla en eksi 1 olabilir. Evet. L eşittir 1 olan S değil P orbitalidir. Yanlış. Manyetik kuantum sayısı eksi L ile artı L arasında değer alır ve spin y eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'dir. Evet, evet, evet doğru. Şimdi elektronun yerini belirten, yerini tarif eden sayıları gördük. Tamam da şimdi elektron bunlara nasıl yerleşecek? Yani bir S var, 2 S var, 3 D var, 4 F var vesaire. Elektron önce hangisine girecek? Burada elektron dizilim kuralları devreye giriyor. İlk kuralımız elektron dizilimi hakkında. İlk kuralımız Aufbau. Aufbau inşaat demekti yanlış hatırlamıyorsam Almanca. Değilse de bana ne? Almanca bilenlerin sorunu. Benim Almanlarla çok bir işim yok şu anda. Yani şunu diyor. Tıpkı bir inşaatta birinci katı örmeden ikinci kata gidemeyeceğin gibi elektron dizerken de en düşük enerji seviyesine sahip en düşük enerjili orbitali doldurmadan üst enerji seviyesine gidemezsin. Peki hocam bu orbitallerin enerjileri neye bağlı? n artı l değerine bağlı. n artı l'si aynıysa n'e bağlı. Yani önce n artı l'ye bakacağız. Sonra n artı l'ye aynı olanları n'e göre dizeceğiz. Ben sizin için dizdim. Bakın 1s n artı l'si 1. 2s n artı l'si 2. 2p ve 3s'in ikisinin de n artı l'si 3 ama n artı l'si aynı olanlarda n'i büyük olan 3 daha sonra geliyor. n artı l'si küçük olanın enerjisi küçük. n artı l'si büyük olanın enerjisi büyük. Önce buna göre bakıyoruz. N artı L'si eşit olanlardan da en büyük olanın büyük. Bak 3P4S ikisinde N artı L'si 4. 3P daha küçük. 3D 4P 5S N artı L'si 5. En düşük 3D sonra 4P sonra 5S. Yani buraya göre elektronları yerleştireceğiz. Düşükten başlayacağız. Yerleştire 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 gideceğiz. İster bu dizilimi bu şekilde aklında tut. İstersen ezberle. Say say para say para say. Dede para say. Dede para say. Faruk dede para say. Faruk dede para. o Furkan dede de olur. Fikret dede de olur artık. Fe ne diyorsan. İster ezberle ister bu şekilde aklında tut. Ben mesela bir kağıda yazmıştım. Her yazdığımda bakıyordum. Her yazdığımda bakıyordum. Baka baka çöze 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 ezberledim zaten. Elektronları bu sıraya göre dizeceğiz arkadaşlar. Değişmiyor. Hep bu sıraya göre dizeceğiz. Burada bir alttaki orbitali yani şuradaki örneğin birisi doldurmadan ikiyesi geçmeyeceğiz. 2s doldurmadan 2p'ye geçmeyeceğiz. Aynen böyle gideceğiz. Bunu eskiden şöyle anlatıyorduk. Kitaplarda görürsen şaşırma diye bunu da koydum. 1'de sadece s var. 2'de sp var. 3'te spdf spd var. 4'te spdf var diye böyle dizdin. Sonra çapraz geliyorsun. Bak 1s, 2s, 2p3s bu çapraz bitti. Alt çapraz. 3p4s, 3d4p5s diye gidiyor. Yani bir şekilde bunu ezberleyeceksin. Bak magnezyum için Hatırla bir daha. Bir de şunu hatırla bak. S2 elektron, P6 elektron, D10 elektron, F14 elektron olur. Bir S'ye 2 elektron koydun. Toplam 12 elektron koyacaksın. Bir S'yi doldurdun. Geçtin 2 S. 2 elektron koydun. Geçtin 2 P. 6 elektron koydun. Toplam kaç oldu? 10. 3 S'ye de 2 elektron koydun. 12 bitti. Yani toplam şu dizilime ulaşıncaya kadar gidiyorsun. Bak 23'e ulaşacaksın. 1 S2 2 s 2 oldu sana 4. 10, 12, 18, 20. 3 de 10 elektron alıyor ama benim 3'e ihtiyacım var. 23. Yani en düşükten doldura 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 geliyorum. En sonuncuyu yarım bırakabilirim ama en sona kadar doldurarak gitmek zorundayım. Yani tam olarak inşaat gibi. Alt katı dolduruyorsun. Alt katı yapmadan üstü geçemezsin geçemezsin. En üstü yarım bırakabilirsin istersen. Ama ortadaki bir katı yarım bırakıp üste geçemezsin. Mantığımız bu sevgili arkadaşlar. Bu Aufbau'ydu. İkinci kuralımız Hund. Hund diyor ki eş enerjili orbital. Kim eş enerjili orbital? Hani P'nin içinde 3 tane var ya bu eş enerjili. Veya D'nin içinde 5 tane çiziyoruz ya bunlar eş enerjili. Diyor ki işte bu eş enerjili orbitallere elektron koyarken önce her birini aynı spinli elektron koyarak yarı dolduracaksın. Önce yarı dolu yarı dolu yarı dolu olacak sonra zıt spinleri koyacaksın. Her birini yarı dolu yapmadan tam dolu yapamazsın diyor kim? Hunt. Mesela P'ye bir elektron koyacaksın. İstediğin gibi koyabilirsin. Artı 1 bölü 2 de koyabilirsin. Eksi 1 bölü 2 de koyabilirsin. Herhangi birine koyabilirsin. Ama iki elektron koyacaksan iki tane yarı dolu koymak zorundasın ve bunlar aynı spinli olmak zorunda. Bak herhangi birine koyabilirsin bu orbitallerin birbirinden farkı yok. Ancak bir orbitali tam dolu diğerlerini boş yapamazsın. Bu olmaz. Veya veya orbitallerden birine artı 1 bölü 2 spinli diğerine eksi 1 bölü 2 spinli koyamazsın. Koyamazsın. Çarpı koyacaktık. Şey koyduk. <laughs> Tik koyduk. Olmaz. Önce her birini yarı dolu hale getireceksin. Bunu yaparken de aynı spinli elektron koyacaksın. Ya üçünü de artı 1 bölü 2 ya üçünü de eksi 1 bölü 2 koyacaksın. Sonra ters spinliler gelecek. Kim için? Eş enerjili orbitaller için. P için, D için, F için. Anlaştık değil mi? Son ilkemiz Pauli. Pauli de diyor ki bir orbitale giren iki elektron zıt spinli olacak. 1 artı 1 bölü 2 ise 1 eksi 1 bölü 2 olacağı söyleyen kişi Pauli. Bunu unutmayın. Hadi gel dizelim. Bunu değiştirecektik. Değiştirmeyi unuttuk arkadaşlar. bu, bu klor değil brom. Bu brom. Klorun kütle numarası 35, atom numarası değil. Şimdi 1s2, say say, 2s2, para say, 2p6, 3s2, dede para say, say say, para say, bir daha para say. Yavaş yapınca unutuyorum, hızlı yapmaya alışmışım. 3p4s, sonra dede para say, 3d4p5, bak 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Bak annem. Böyle bir dizilimde sana kim sorun yaşatır biliyor musun? En sonuncusu. Çünkü sona kadar bütün orbitallerin her şeyi belli. Hepsi tam dolu. Sona kadar olan bütün elektronların baş kuantı belli. Açısal momentum kuantı belli. Spin kuantum belli. Ne bileyim manyetik kuantı belli. Hepsi belli. Bak hemen dizelim. 2P3 orbital. 3P3 orbital. 3D5 orbital. Şöyle şurada 3D biraz biraz sığmadı. Onu biraz daha şöyle küçük yazalım. 3, 4, 5. Şöyle bak bu 1S, bu 2S, bu 3S, bu 4S. Farklı renkte doldurayım ki göresin. Bu 2P, bu 3P, başka bir de 3'te şöyle şunlar da 3'te. Bak buraya kadar her şey belli. Mesela 4P5'i saymazsak atıyorum manyetik kuantum sayısı 0 olan kaç elektron var? Manyetik kuantum sayısı bunun 0, bunun 0, şunun 0 hani eksi 1 0 artı 1 diye. Şunun 0, şunun 0, şunun 0, şunun 0. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Burada sorun en son orbital. Sorular sorulduğunda en sona kadar rahatlıkla diz. En son orbitali ise sorunun söylediği şekle göre diz. Mesela ben size sordum, dedim ki, manyetik kuantum sayısı MLS'i sıfır olan elektron sayısı en az kaç olabilir? Bak, bunlar da yapacak bir şeyin yok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kesin var. Sen şuradaki sıfıra az elektron koyabilirsin. Ne yaparsın? 5 elektronu 1, 2, 3 koydun, 4, 5 olarak koyarsın. Böylece MLS'i 0 olan burada bir tane elektron kalır. 14 burada 1 burada 15. Anlaştık değil mi? E hadi gel bakalım. Şurada biraz daha biraz daha iyi öğreneceksin burada bak. Burada biraz daha yavaş yavaş yapalım bak. 1S2. Şöyle 2S2. 2P6. Burayı orbital çizeceğim için geniş bırakıyorum. 3S2. 3p6, 4s2 20 oldu. Şuraya hemen bir boşluk bırakıyorum çünkü 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s3. Evet. 3d yarı dolu olacağı için bize 3d sorun yaşatacak. Hatta şunu biraz daha kalın bir çizgiyle yapayım. Tamam. Şimdi bak, burada tam dolu, tam dolu. Bunlar tam dolu olduğu için. Bunlar bize hiçbir sıkıntı yaşatmaz. Bu yarı dolu. Bunu sorunun soruşuna göre dizeceğiz. Yani buralar zaten tam dolu. Buralarda hiçbir sıkıntımız yok. Buraları tam dolduruyorum. Tam dolduruyorum. Son en son sorduğunu sorunun şekline göre. Bir de bu çizdiğimi kopyalayayım izin verirseniz. Bunu bir kopyalayayım ki biraz sonra B, C, D, E'de de kullanayım. Kopyaladım. Şimdi ilk çık ne diyor? Diyor ki L eşittir 0. L eşittir 0 ne demek? S orbitali demek. Benim en son yarı dolu olan orbitalim D orbitali ya. İstediğin gibi koy. Bu sorunun cevabını etkilemiyor. Bana S orbitalini soruyor. Bak hemen işaretliyorum. 1S, 2S, 3S, 4S. S orbitalinde 8 elektronum varmış. Mis. Var mı bir sıkıntı? Yok. Hadi gel. Yapıştırdık. Yapıştırdık dizilimi. M'li artı 1 olan. Bak şimdi. M'le artı 1 olan yine işaretliyorum. Önce yazayım mı? Manyetik kuantum sayısı S için 0'dı. Bana lazım değil. Hatta yazayım. S için 0. P için L1'di ya. Hani L1'di ya. M'le de eksi 1, 0 artı 1. S için 0. P için eksi 1, 0 artı 1. 0, D için eksi 2, eksi 1. 0 artı 1, artı 2. Bak. Soru benden ne istiyor? M'le artı 1 olanları. Bak işaretliyorum. Şunun M'le S artı 1. Bunun MLS artı 1 bir, bir de buranın MLS artı 1. Bak soru benden buralarda koyabileceğim kadar elektronu koymam istiyor en fazla. Şimdi bu çizdiğim çizginin sol tarafına bir şey yapamam. Orası tam dolu zaten. Fantazi sağda yapılacak. Yarı dolu da yapılacak. Burada iki elektron var çünkü. Ve bu iki elektronu özdeş orbitallere istediğim gibi yerleştirelim. Önce yarı dolu yarı dolu yaparak. Birini tam dolu yapamam. Ama yarı dolu yarı dolu yapabilirim. Şimdi benim mL artı 1 olan 4 elektronun kesin var mı? Var. En fazla istiyorsa birini de buraya koyarım. 5 olur. Diğer elektronu buraya koyamam. Şöyle tam dolu yapamam. Hatırla. Öyle bir şey olmaz. Bunu diğerlerinin herhangi birine koy artık. İstediğin yere koyabilirsin. Özgürsün. Bu atomda olabilecek maksimum elektron sayısı 5. mL artı 1 olan. Nasıl? İyi mi? E hadi gel bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Bu defa neyi soruyor? N'i 3. Bak önce bir N'i 3 olanları işaretleyeyim. N'i 3. Şunun 3. Şunun 3. Şunun 3. Ve ML'si 0. ML'si 0. Eksi 1 0 artı 1. Eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2. Bak şunun ML'si 0. Şuranın ML'si 0. Buranın. Bir de buranın ML'si 0. Bunlarda bu defa en az elektron koymam isteniyor. 4 tane yine kesin. Oraya yapacağım bir şey yok. Oraya bir şey yapamam. Ama bu elektronların ikisini de buraya koyup buna elektron koymayabilirim. En azından 4 elektron olmak zorunda. En az 4 elektron olacak. 5. elektronu istersem koymam. Niye? Çünkü en azı soruyor. Anladın değil mi işin mantığını? Yarı doluya kadar tam dolduruyorsun. Sorunun sorduğu şekle göre tam dolu, yarı dolu olan orbitali şekillendiriyorsun. Gel. En son. En son neyi soruyor? Spin artı 1 bölü 2 olan. Yine bak şuradaki şuradaki 20 elektronun 10 tanesinin spini artı 1 bölü 2 10 tanesinin spini eksi 1 bölü 2. Buradaki 2 elektronu ya artı ya eksi koyacağım. Önce aynı yönden 5 tane koyacağım. Hatırla. Bana soru ne diyor? En fazla. O zaman ben buradakilerin ikisini de artı 1 bölü 2 koyarım. 2 tane buraya koydum. 10 tane de burada var. En fazla 12 tane elektronun spini artı 1 bölü 2 olabilir sevgili arkadaşlar. En fazla 12 elektronun spinini artı 1 bölü 2 yapabilir. Daha fazla olmaz. İşin mantığı anlaşıldıysa hadi hadi diğer sorularla devam edelim. Şimdi bakın 11 tane tam dolu orbitali var. Sazan gibi atlayıp 11 orbital her biri 2 elektrondan 22 elektron falan demeyeceğiz. Elektron dizilimini yapacağız. 3s 3p 4s 3d. Şimdi 1 tam dolu orbital. 2 tam dolu orbital. Şöyle 3 4 5 tam dolu orbital. 6 tam dolu orbital. 7 8 9 tam dolu orbital. 10 tam dolu orbital. Çok dikkat, çok dikkat. Buraya doğrudan bir tane tam dolu orbital koyamayız. E çünkü Hunt var. Hunt ne diyor? Önce her birini yarı dolu hale getireceksin ki buraya bir tane tam dolu koyasın. Dolayısıyla 11 tane tam dolu olursa 3D6 olduğu için 22 değil 26 oluyor. Ve D orbitalinde 1 değil 6 elektron oluyor. Şimdi ML0 olan bak ML0 olan bunun L'si 0'dı ML'si 0. P orbitalinin ortadakinin ml'si sıfırda. Hatırla ya ml eksi bir sıfır artı bir daha diye gidiyor. Şu sıfır, şu sıfır, şu sıfır bir de bu sıfır. Şimdi ml'si artı bir olan çok dikkat et. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kesim var. Ama 3D'deki kesin değil. 3D'de sorunun soruluş tarzına bağlı. Çünkü burada 6 elektron var. 5'i yarı dolu. 5'i kesin. 6. istediğim yere koyarım. Soru ne diyor? En fazla. O zaman 6. ML 0'a koyarım. Böylece burada da ML'si 0 olan 2 elektron olur. 12 burada, 2 burada 14 olur. Doğru. Küresel simetriyi gerçi görmedik daha ama küresel simetri göstermiyor. Ben söyleyeyim. Görmüyor. Hiç <laughs> göstermiyor. Göreceğiz. Anlaştık değil mi? Cevabımız ne oldu? Cevabımız yalnız 3. Güzel bir soru ben beğendim bunu. Milli eğitimin sorularından biri. Güzel bir soru. Evet yanlış yere tıklamıştık. Tamam geldi. P15. Bak bak dizelim. 15'i 1, S, 2. Yarı dolu orbitalleri soruyor. O zaman sona kadar dizebiliriz. 2, P6, 10 oldu. 12 attım. 3 de buradan 15. Şimdi bu 3'te 3 tane yarı dolu var. Hiç böyle fantazi yapacağım bir şey yok. Sadece bu elektronun 3'ü de artı 1 bölü 2 olabilir veya 3'ü de eksi 1 bölü 2 olabilir. Yarı dolu olduğu için geri kalanları var. Çekirdeklerin uzaklığı aynı. Yani 3 üç ve 3'ü de özdeş orbital ya. Konumları falan farklı manyetik alandaki ama çekirdeğe aynı uzaklıkta aynı enerjili. Enerjileri sormuş ikincisi aynı. Manyetik kuantum sayıları aynı değil. 1'e eksi 1, 1'e 0, 1'e artı 1 o farklı. Açısal momentum kuantum sayısı aynı. Hepsi p orbitalinde. Spin kuantum sayısı aynı. Yani 1, 2 4 5 aynı ancak 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 3 farklı. Anlaştık mı? Tamam hadi devam edelim. Hangisi unutun neydi? Önce aynı spinli yarı dolu yarı dolu yarı dolu yapacağız bak. Yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu ve aynı spinli oldu. 3 tane yarı dolu koymuş, sonra 2 tane tam dolu eklemiş. Olur. Ancak bunu yapamayız. 1 ve 2 duymuş çünkü bu şöyle olacaktı. 4 elektron var. Dikkat edin. 2, 2 daha 4. 1, 2, 3. Dördüncüsünü herhangi bir yere ters koyacağız. Tamam değil mi? Tamam. E hadi devam edelim. Diyor ki N3 tamam. Okey. L1 yani P. Artı 1 bölü 2'ye sahip 3. Eksi 1 bölü 2'ye sahip de 2 varsa e 5 elektron vardır. 3 artı 1 bölü 2. 2 eksi 1 bölü 2. E kolaylaştı. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 17 oldu. Bak biliyorsan gerçekten çok zorlamıyor bizi. Gel. 25 hadi dizelim. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D5 dizdik en yüksek baş kuantum sayısına sahip en yüksek baş kuantum sayısına sahip anda şurası 4S orbitalin açısal momentum kuantum sayısı yani L'yi soruyor S orbitali için L0 gördün değil mi elektron dizilimini öğrendiysen kuantum sayılarını da öğrendiysen rahat rahat yaparsın e, Sodyum 11 hadi bakalım Sodyum 11 hemen bakıyoruz 1S2 2S2. 2P6 10. 11. Açısal momentum kuantum sayısı L. L'si 0 olan S orbitali. Hemen kontrol ediyorum S. 2 tane 1S, 2 tane 2S, 1 tane 3S var. 5 orbital. Şey 5 elektron. Bir doğru. Spin kuantum sayısı. Bak şurası tam dolu ya. Şu 10 elektron tam dolu ya. Bu 10 elektronun 5'i artı 1 bölü 2 spinli 5'e eksi 1 bölü 2 spinli. En sonuncusu şu yarı dolu olan artı da olabilir, eksi de olabilir. O zaman spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan 5 tane kesin. Bir tane de 3S'den gelebileceği için en fazla 6'dır. Gayet doğru. Gayet doğru. Manyetik kuantum sayısı eksi 1 olan. Dur bakalım şunu dizelim bir daha. Yukarısı çok karıştı. 2S 2P 3S 2 2 6 1 Hemen dizelim. Burada 2 elektron var. Burada 2 elektron var. Burada 6 elektron var. Burada 1 elektron var. Manyetik kuantum sayısı S'nin zaten L'si 0'du. M'l'si de 0. Eksi 1 0 artı 1. Artık M'l'yi karıştırma. Bu da 0. Manyetik kuantum sayısı eksi 1 olan şurası. Bak şu orbital. Kaç elektron var? 2 elektron var. 3'ü de doğru. 3'ü de doğru. Tamam mı? E hadi devam. Temel haldeki bir atomun en yüksek enerjili orbitalinin baş kuantum sayısı 3. Okey. Bu orbitale 5 tane artı 1 bölü 2 spin koy artı 1 bölü 2 spinli elektron koyuyorsak bu bu 3D yani 3D. Çünkü 5 tane 3. kabukta aynı spinli elektron koyacağın yer yok. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane aynı spinli elektron koydun. 3 tane de eksi 1 bölü 2 koydun. Kaç oldu? 3D8. Evet dizelim 1S2. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. ml sıfırını soruyor. Bak. Hemen, hemen. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen en sona kadar diziyim. En sona kadar zaten tam dolu. Bak, sona kadar hiç kafanı bozmuyorsun. Sona kadar diziyorsun. Buraya son için bir çizgi çekelim. Sorunun ne sorduğuna bakalım. Bana diyor ki ML0. Bir sıfırları işaretle. S için l ML de 0. P'nin bak şu ortadakinin ML'si 0. S için 0, P'nin ortadakinin 0. c için 0. D için de bu ortadakinin 0. Eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2 ya. Peki burada en çok elektron mu olsun istiyor en az mı? En çok istiyor. O zaman buradan başlıyorum. 3 d dizmeye 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı da buradan koyuyorum. 7, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 de buradan 14 elektron var. Gördün değil mi? Bak yarı dolu olanı sorunun sorduğu şekillere göre değerlendiriyoruz. Ama tabii ki kurallar içinde hani Hunt kuralını bozmuyoruz. Avuf Pauli'yi bozmuyoruz. Pauli'yi bozmuyoruz. Kendi, tamamen de kendi kafamıza göre değil. Bir elementin temel elektron diziliminde M ile eşittir artı 1 olan 4 elektronu var. Şimdi S için L artı 1 değil. Geç. L'si 0. ML'si de 0. Bu da S'ye geçtim. Dur. P'de ML'si eksi 1. 0 artı 1. Eğer P'yi tam doldurursam burada ML'si artı 1 olan 2 elektron olur. 2. 2 oldu. Benden 4 olsun istiyor. Devam edeceğim. Devam edeceğim. 3S2 3P'ye geldim. 3P'de de L artı 1 var eksi 1 0 artı 1. Ben direkt 3 5 şuradan başladım 1 elektron ama m artı 1 olan 4 elektron olacak. Şu an 3 oldu bak. şurada. Mecburen şunları yarı doldurdum. Buraya koydum Şimdi 4 oldu. Yani bu atomun en azından P orbitallerinde 4 elektron olmalı Bu da en az elektron sayısının 16 olduğu anlamına geliyor. Bir yanlış. 1 değil. 14' de olmaz. Tamam değil mi? En az 16 elektronu olmalı. Hadi gel bakalım. 4s2 3 d uç olabilir. Hadi dizelim bakalım. Argon değil, 18 dediği 18'e kadar argonun aynı. Yani hani şuraya kadarı şu 3p6'ya kadar aynı. Ben yine dizeyim sizin için. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 burası argon. 4s2 3d 3 3d bizim kaderimizi belirleyecek. Burayı bölüyorum. Şimdi burada Burada yukarıda dizdim zaten. Bak dikkat et. 2P'de 2 tane var. 3P'de de 2 tane var. Şu an 4 tane artı 1 bölü 2 şey ML artı 1'de elektronum var. O zaman 3D'de bakacağım. Buraya elektron koymadan yapabiliyor muyum? Yani burada ML artı 1'e elektron koymamaya çalışacağım. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Şuraya elektron koymadan yapabilecek miyim? 3 elektron koyuyorum. 1, 2, 3 yaptım o zaman bu olabilir. 3'te de m ile artı 1 elektron koymazsak halen halen 2P'de 2 pd2 3 pd2 4 elektronum olur ve bu şartı sağlamış olurum. Tamam değil mi? M ile artı 1'de 4 elektron var. E x artı 1 bölü 2 ise eksi 2 1 bölü 2 o zaten kesin. Anlaştık mı? Bu da güzel soru. Bu da güzel soru. Bakalım. Manyetik kuantum sayısı eksi 1 ve spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan toplam bir elektron var. Tamam bir P'ye kadar gidelim. P'ye kadar manyetiği eksi 1 olmuyor. 2 S2. 2 P'ye geldim. Manyetiği eksi 1 0 artı 1. En büyük olanını koyuyor. Önce artıları koydum. Sonra eksileri koydum. Şu an 2 P'yi tam doldurduğumda bak çok dikkat et. Çok dikkat et. Hem manyetiği eksi 1. Şurada yani. Hem spin eksi 1 bölü 2 olan bir elektron var. Ama devam et diyor. Bunu yazabileceğin en büyüğü yaz. Bak 2P'den sonra 3 sye geliyor. 3S'de manyetik eksi 1 yok zaten. 3S'den sonra 3P geliyor. 3P'nin manyetik eksi 1'i burası. Ama ben buraya önce artı 1 bölü 2 spinli elektronları koyarım. Sonra eksi 1 bölü 2'leri koyarken de oraya koymam. Eksi 1'e koymam. O zaman 3P5'e kadar gidebilirim. 17'ye kadar gidip halen manyetiği eksi 1 ve ve aynı anda spin'e eksi 1 bölü 2 olan bir elektronum var diyebilirim. Çünkü buradakinin spin'i artı 1 bölü 2. Nasıl? Umarım oluyordur. Hadi devam. Bir atomun en büyük baş kuantum sayısı 3 ml artı 1. ml artı 1 ise 3 s olabilir. 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 3 s olmaz. 3 s'nin ml'si 0. 3 p olabilir. 3 d olabilir. 3 P'de bak şurasının ml'si 1. Eksi 1 0 artı 1. 3D'de de hani 5 orbital var ya. Eksi 2 eksi 1 0 artı 1. Şurası. 2 orbital var. en fazla kaç elektron alır? 4 elektron alır. Bu 4 elektronun ikisi eksi 1 bölü 2. İkisi de artı 1 bölü 2. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? Dur be. En büyük baş kuantum sayısı 3 olan temel haldeki bir atomda diyor. Dur. Dur 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 böyle değil. Böyle değil. Dur. Öyle değil dur o öyle değil. O öyle değil o öyle değil. Atomun en büyük baş kuant sayısı 3. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Buraya kadar gidiyoruz. Buradan sonra dördüncü kabuğa geçtik. Dur dizmeyeceğiz. M artı 1 olan diyor. Bak L'lerin, S'lerin M'lesi artı 1 değil değil mi? Şunların M'lesi 0. Bunları sildim. Bunlarla işim yok. O zaman 2P6 ve 3p6 kaldı. En büyük baş kuantum sayısı 3 olan bir atomda. Ms artı 1 olan bir burası var. Bir burası var. Burada 4 elektron var. Sorunun cevabı değişmedi. Yine 2 tane artı 1 bölü 2. 2 tane eksi 1 bölü 2 var. Arkadaşlar elektronun baş kuantum sayısı 3 demiyor. Bakın dikkat edin. Atomun en büyük baş kuantum sayısı 3. Ve bu atomdaki toplamını soruyor. O yüzden böyle dizmemiz lazım. Tamam değil mi? Tamam. Geç. Potasyum 19. Bayağı soru değiştirmişim be. Çok değiştim diyorlar da bayağı değişmiş. Ben de anlatırken fark ettim. 3S, 3P, 4 ise arkadaşlar. 2, 2, 10 12, 18, 19, 4S, 1. N eşittir 2'de 2S ve 2P var. Doğru. L eşittir 1. 2P ve 3P var. 12. Doğru en yüksek enerjili orbital en sona yazdığındır sürekli. Baş kuantum sayısı 4, 3 değil. Bak bu yazdığımız sıra enerji sırası bunu öğren artık. En sağda yazdığın en yüksek enerjisi. Çekirdek yükü 19'dur o zaten buradan belli. Açısal momentum kuantum sayısı 1 yani 2P ve 3P'den buluyor. Olan 2 tane orbital 6 yazıyor herhalde burada sorunun yarısını almışım. Çünkü 3 tane burada var Orbital diyor ya. 3 tane burada var, 6 tane orbital var. E C yanlış olduğuna göre herhalde E doğrudur. Bunu niye böyle kestiyse neyse. Şimdi gelelim iyonların elektron dizilimine. Öncelikle arkadaşlar öncelikle amacınız bir elementin periyodik cetveldeki yerini bulmaksa iyon versede soru sana iyon verse de sen iyonların dizilimini yapmayacaksın. Nötr halini dizileceksin. Periyodik cetvelde iyon yoktur, nötralleri vardır. Tamam değil mi? Peki eksi yüklü bir iyon verdi. Amacımız da yerini dizmek değil, elektron dizilimini yapmak. Tamam. Eksi yüklü bir iyon verdiyse elektron sayısı neyse onu dizersin. Onda da bir sorun yok. Sorun artı yüklü iyonlarda. Özellikle atom numarası 20'den büyük olanlarda. Eğer atom numarası 20'den büyük artı yüklü bir iyonun dizilimini yapacaksan önce bunu nötr halini dizeceksin. 31'i dizdin. Sonra burada baş kuantum sayısı en büyük olanlardan başlayıp sileceksin. Yani Bunlar çekirdekten en uzakta arkadaşım en kolay kopuyor. Önce 4P'yi sileceksin. 4P bitti mi 3D'ye atla 4S'den bir tane daha koparacaksın. Bir tane daha mı koparman gerekti 4S'den? Sonra 3D'den. Önce diziyoruz sonra siliyoruz. Önce diz sonra sil. Bak şimdi bak 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 çok dikkat et. 22'yi dizeceksin. Say. Say. Para. Say para say dede 22 dizdin. Bir taneyi şu baş kuant sayısı en büyük olandan koparıyorsun. Çünkü çekirdekten en uzakta. Yani bu iki elektrondan birini koparacaksın. Burada bir kalacak. 4S1 3D2 Tamam mı? Önce diz sonra çekirdekten en uzakta olandan sil gitsin. Anlaştık mı? Bak neyi soruyor? 27 artı 2 dizdin. 1 S2. 2 S2. 2 P6. 3 S2. 3 P6. 4 S2. 3 D7. 27. 2 taneyi koparınca 4 S'nin tamamı gitti. Hocam ne oldu? Tam yok işte 4 S yok. Yani 3 P6. 3 D7 diye bitecek. Protonu 27'dir. Nötronu 59 eksi 27'den 32'dir. Elektronu 25'tir. S orbitallerinde 1S, 2S, 3S, 4S gitti. 6 elektron vardır. 5 tane yarı dolusu yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane yarı dolusu var. En büyük baş kuant sayısı neyse oradan koparıyorsun. Unutma sakın. Tamam mı? Hadi gel Bak 35 Hadi bunu kısaltalım mı Argon 18 Argondan sonra 4S ile başlıyorsun 20 30 5 Kaç tane sileceğiz 7 tane 4P gitti 4S gitti o zaman Argon yani 3P 6'dan sonra 3D 10 gelecek 4'lerin hepsini sildik Tamam değil mi? Bol örnekli güzel bir video oldu. Sevdim. İzoelektronik elektron sayısı ve dizilimi aynı dizilimi. Proton sayısı farklı. Proton sayısı farklı olduğu için farklı elementlere ait bunlar kimyasal özelliği farklı. Sadece elektron sayısı aynı olduğu için kimyasal özelliğe benzer diyebiliriz. Ama aynı değil bak. Aynı dersen yanlış olur. İzoelektronikte özellikle atom numarası 20'den büyükse dizilime dikkat edeceğiz. Bak bunun da 20 elektronu var, bunun da 20 elektronu var ama bu 22'den 2 koptuğu için 4s'den kopuyor. Dizilim aynı değil. İzoelektronik değil. Ama 18'e 18 olunca X 4s'den veriyor. Şu gitti. Y hem 4s'ye hem 3d'ye verdi. Bak. Aynı dizilime sahip oldular. İzoelektronik oldu. Mutlaka dizip bakacağız. Dizip bakmadan sorunun kesin cevabını söyleyemeyiz arkadaşlar. Bak Şimdi 20'nin altıysa dizmene gerek yok. 10'a 10. Elektron sayısı aynıysa dizilimi de aynı. Ama 20'nin üstü ise mutlaka dizeceksin. Bak kolay olsun diye argondan diziyorum. Argon 18 20 oldu. Burada 21'i dizeceğiz. Argon 18 21. Sonra bir tane koparacağız. 4S'den kopacağı için burası 4S1 kaldı. Dizilimi aynı değil. İzoelektronik değil. Mutlaka dizeceksin. 25'i diziyorum. Argonun üzerine 25. Ama yetmez. 2 tane koparacağım. 4S gitti. 3D5 kaldı. 26'yı diziyorum. Argonun üzerine 26. 3 tane koparacağım. İkisi buradan gitti. Biri de 3D6'dan gitti. 3D5 kaldı. Bak. Argon 3D5. Argon 3D5 dizilim aynı. İkisi de birbirinin izo elektroniği oldu. Gördün değil mi? Mutlaka dizeceksin. 20'nin üzerindeysin. Küresel simetri bunu çok karıştırıyorsun. Lütfen dikkat et. Küresel simetride en son orbitale bakacaksın. En son orbital yarı dolu veya tam doluysa küresel simetrik bu kadar basit. P ise ya 3 ya 6. D ise ya 5 ya 10 ya. P ise ya 7 ya ondur. Bunlar küresel simetrik. Bununla biten her şey küresel simetrik. Her şey. Küresel simetrinin iki önemli istisnası var. Bu istisnaya bakarken istisnayı o kadar aklında tutuyorsun ki. Gerçek küresel simetriyi unutuyorsun. Küresel simetri bunların hepsi. Sadece iki yerde bir atom küresel simetrik olmak için elektron dizilimini değiştiriyor. D4, D9. D4'te biten bir atom S'den bir tane D'ye atarak D5'te bitiyor. Doğrusu bu. Bu yanlış. D9'da biten de S'den bir tane atıp D10'la bitiyor. Doğrusu bu. Bu yanlış. Böyle dizmiyorsun hasta, Böyle dizeceksin her zaman. Tamam değil mi? Gel. Bunu sadece D'de yapacaksın. Hocam S2P5'ti ben bir tane atayım S1P6 olsun. Olmaz. O sadece D4 ve D9'a özel bir durum. D4'te D9'da dizmiyorsun. 4'ü 5, 9'u 10'a tamamlayacaksın. Dolayısıyla bir soru sana 3D 5'te biten diyorsa sen hemen düşüneceksin. Acaba 24 olan 4S1 3D 5'te biten mi? Yoksa 25 olan 4S2 3D 5'te biten mi? Çünkü eğer 4S1 3D 5'te bitense atom numarası 24 değilse 25. Kesin değil. Her ikisi de D5, her ikisi de küresel simetrik. Her ikisinin de en büyük baş kuantum sayısı 4. 2 ve 3 kesin. 1 kesin değil. O zaman e, hadi devam edelim. Hangisi izoelektroniktir? Bak 22'yi diziyorsun. Argonun üzerine diziyorum. 4, S2, 3, D2. 24'ü dizdim. 4, S1, 3, D5. 2 tane kopardım. Biri buradan, biri buradan koptu. 3, D4. Olmaz izoelektronik değil. Hocam hani 3D4 bitmezdi. Nötr atom bitmez. İyon bitebilir. Elektron kopardığında 3 d 4 denk gelebilir. Denk gelebilir. Nötr de dizmeyeceksin. Demir bak önce 26'yı diziyorum. 4S2 3D6. Dediğimiz gibi argonun üzerine dizdik. 4S2 3D6 ama 3 tane koparmam lazım. İkisini 4S'den kopardım. Birini 3D'den kopardım. 3D5. 24 özel dizilimdi zaten. 4S 1 3 D 5'ti. 2 tane kop bir şey bir tane koparacağım. Bak aynı dizilim denk geldi. 4S 1 siz 3 D 5 cevabımız B seçeneği. İzoelektronik için mutlaka önce dizip ya ne için olursa olsun ya bir katyonu diziyorsan önce dizip sonra koparacaksın. Katyonun dizilimini normal doğrudan elektron sayısını dizemezsin. Özellikle 20'nin üzerindeyse. Hangisi izoelektroniktir? Yine 21'i diziyorum. Argon zaten 18'di. 4S2 20. 3D1 21. 2 tane 4 s birden kopardım. Bu kaldı zaten. Şimdi 20 argonun üzerine 4S2. Bundan bir tane koparırsam 4S1 kalıyor. Biri 4S1 biri 3D1 izoelektronik değil. 20'nin altında hatırlıyorsanız dizmeyin demiştim. 20'nin altında direkt elektrona bakabilirsin. 10 var. 10 var izoelektronik. 26 az önce dizdik bunu ama hadi bir daha dizelim. 4s2 3d6. 24'ü de dizeyim sonra koparırım. 4s1 3d5. Bundan 3 koparacağım. 2 bundan 1 bundan kopardım 3d5. Bundan 1 bundan kopardım bak. 3d5'te 3d5'te bitti. 2 ve 3 izoelektronik. Elektron dizilimleri aynı. Proton sayıları farklı. Tamam mı? Hadi gel. Uyarılmadan biraz bahsetmiştik aslında borda. Elektronu bulunduğu yerden alıp daha üst kabuğa çıkarmaya uyarılma diyoruz. Yani 2S'den 2P'ye, 2 sten 3S'e daha üst kabukta istediğin yere çıkarmaya uyarılma. Bir, bir atomu ısıtarak uyarırsın. Yani uyarılmış atom yüksek enerjidir. Uyarılmış atomun çapı daha büyüktür, elektron daha dışta. Uyarılmış atomda elektron çekirdekten uzakta olduğu için elektron daha kolay kopar uyarılmış atomda. Elektron kolay kopar. Uyarılmış atom kararsızdır. Uyarılma fizikseldir ve bir atom uyarıldıktan sonra eski haline geri dönerken dışarıya foton yayar. Uyarılmış atom eski hale dönerken foton yayar. Bunu sakın unutmuyoruz. Bak bakıyorsun. Burasını boş bırakıp buraya geçmiş. Bu elektronun orijinalde burada olması lazım. Yani bu dizilimin burasının boş olması lazım. X de aynı olması lazım. O zaman Y orijinalde X gibiymiş. Y X'in uyarılmış hali. Uyarılma periyodik sistemdeki yeri değiştirmez. Bunlar halen aynı atom. Ve uyarılmış atom temel hale dönerken ışıma yapar. Tamam. Geç. Bak bunlara da çok dikkat edin. Bir kopardıktan sonra 3 d 5te bitiyor. Bak kopmamış hali. 24'te olabilir. 25'te olabilir. Kopmamış hali. Çünkü bak 24'ten bir tane koparsam da 3D5'te biter. 25'ten bir tane koparsam da 3D5'te biter. Dolayısıyla S'deki elektron sayısını bulamam. Proton sayısını bulamam. Periyodik sistemdeki yerini bulamam. Hiçbirini bulamam. Tamam değil mi? Gel. Tekirdek kökü yani proton sayısı 25. Argon 18'in üzerine 4S2 3 D5. Şimdi şuraya kadarı tam dolu. Yani 20 elektronu tam dolu orbitallerde. Dolayısıyla 10 tane tam dolusu var. E 3 T'nin de 5'i yarı dolu zaten. 3 4 bir tane eksik çizdim 5. Tamam 10 tam 5 yarı. D5 küresel simetrik. 2 elektron varınca 4S tamamen bitiyor. Bir orbitali eksiliyor. Orbital sayısı aynı olmaz. Artı 2 yüklü iyonuyla orbital sayısı aynı olmaz. 4 şeyi tamamen veriyoruz. Anlaştık değil mi? Dikkatli olursan son derece kolay sorular. Yine dikkat et. 2 S'yi doldurmadan 2 P'ye geçmişsin uyarılmış halde. Uyarılmış hal kararsızdır ve eski hale dönerken foton yayar. Uyarılmış hal temel hale dönerken foton yayar arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi yine bak 30. Normal 4s2 3 10 bu bizim en temel halimiz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama burada bak 4e 4s'teki bir elektronu ta 4p'ye göndermişsin. Bu uyarılmış. Burada ise 4s gitmiş. iki elektron koparmışsın. Yani katyon haline gelmiş. Elektron vermiş. Biliyorsan son derece kolay. Oha. Bak 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 şuna bak şuna bak. Şuradaki elektronu ta nereye uyarmışsın? Uyarılmış atom eski haline dönerken ışıma yapar. Ve bu elektron koparma değil. Elektronu 1s'den 3p'ye göndermişsin. Bu uyarılma. Elektron koparma da elektron yok oluyor tamamen. Anlaştık değil mi? Hadi son. Periyodik cetvelde yer bulma. Bak şimdi bir elementin uyarılmamış, elektron vermemiş, temel hal elektron dizilimini yaptım. Bu element eğer S veya P ile bitiyorsa A grubu, D ile bitiyorsa B grubundadır. En son harfe baktım. A grubundaysa en son kabuktaki elektron sayısı bunun değerlik elektron sayısı. B grubundaysa en son s ve en son d'deki elektron sayısı değerlik elektron sayısı. Buna aynı zamanda grup numarasını veriyoruz. Hocam peki periyot ne? E periyotta en son kabuk. Kaç kabuğu varsa o periyotta. Bak. P ile bitiyor A grubunda değil mi? En son kabuğu kaç? 2. İki. 2'deki elektronları al. 5. 5A grubunda. D ile bitiyorsa B grubunda B grubunda ise buna en son S'yi de ekle. 1, 5 daha 6 6 B grubunda. S veya P ile bitiyorsa A grubunda A grubu için sadece en son kabuğu alıyorsun. 7 A. Hocam periyodu. En büyük baş kuant sayısı 2. ikinci periyot. En büyük baş kuant sayısı 4. Dördüncü periyot. En büyük baş kuant sayısı 4. Dördüncü periyot. Dördüncü periyot. ikinci periyot. 5A, 4. periyot 6B ve 4. periyot 7A. A grubu için en son kabuk. B grubu için en son S ve D. Grup numarası. En büyük baş sayısı periyot numarası. İstisnalar. 1. Helyum. Değerlik elektron sayısı 2 ama 2A'da değil çünkü soygaz 8A'da. 2. Periyodik cetvelde 3 tane 8B grubu var. Birisi zaten 8B çıkıyor. Diğeri 9B çıkıyor. 8B diyeceksin. Diğeri 10B çıkıyor. 8B diyeceksin. Çünkü periyodik cetvel 8B, 8B, 8B diye gidiyor. 3, 11B çıkan aslında 1B. 11B diye bir şey yok çünkü. 12B çıkan da 2B. 11B, 1B, 12B. onun üstü ise ondan çıkar diye düşünebilirsin ya. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi bak. 3'te 10'la bitiyor. Tamam okey. 4S, 1, 3'te 10 mu? 4s2 3d 10 Yani 29 mu 30 mu bilmiyorum. 29 olabilir ama kesin yanlış değil. Dördüncü periyot kesin doğru. D onla bitiyor kesin doğru. Değerlik elektronu S ve D'dir kesin ama D ile bitenler metal, metaller kovalent değil iyonik bileşik oluşturuyor. Bunu TYT'de söylemiştik, AYT'de de hatırlatıyoruz. Bak X'in elektron sayısına X dedim. Oksijenin 8, 4 tane oksijen var 32. 3 de dışarıdan aldım 50. X'in proton sayısı 15. Dizersem 3S2, 3P3, 3. periyot 5A. Elektron sayısı 15 ama nötron sayısını bilme şansım yok. Nötron çünkü bir şeye eşit değil. Elektron diziliminden nötron çıkmaz. Nötronu söylemesi lazım. Veya kütle numarasını söyler biz buluruz. Değerlik elektronu D harfiyle bitenler için en son S ve en son D idi. Dördüncü periyot 4 B grubunda. S'de değil S ve D'de. Yarı dolu orbital iki tane vardır. D'nin ikisi yarı dolu. En büyük baş kuant sayısı 4'tür. Metal olduğu için elektron verir. Ve 22. D harfiyle bitenlerin hepsi metal arkadaşlar. Aşağıdaki lantanit aktinitlerin hepsi metal. İleride bir daha hatırlatacağız ama TYT'de vardı bunlar. 23 evet e, ee, Argon 18 4 s 2 20 23. L eşittir 0. S orbitali. 1S, 2S, 3S, 4S. 8 elektron var. 4 artı 1 bölü 2. 4 eksi 1 bölü 2. Şu ikisini topladım. 5P'de. Baş kuantum sayısı 3 olan 3S var. 3P var. 3D var. 3S2, 3P6. Bak bir de burada 3D3 var. 8 değil. 11. 3D orbitallerinde 3 elektron var. 1'ine eksi 2'ye. 1, 2, 3, 4, 5. Birini sıfıra birini artı 2'ye yerleştirebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Onlarda hiçbir sıkıntı yok ama D seçeneği yanlış. X o 3'te 42. Hadi bakalım. X'ten X tane geldi. 3 kere 8, 24. 3 de dışarıdan aldı. 42. 42'den 24, 3 daha. 27'yi çıkardık. 10 eklesek 27, 37, 15. X 15. 15'i dizdik. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Şu 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 ama 3. kabukta ML'si 0 olan bir bu bir de bu var. Bu tam dolu. Burada bir elektron var. Toplam 3 elektronum var. Umarım anlaştık. Tamam. Gel. Bunu atomda da sorduk, cetvelde de sorduk. Dikkat edin. Aynı sayıda elektronu protonu en çok olduğu için en çok Z çekiyor. Z'nin çapı en küçük. En az X çekiyor. X'in çapı en büyük. Eşit elektronlarda, izoelektroniklerde proton sayısı arttıkça elektrona uygulanan toplam çekim arttığı için çap küçüdür. Unutmuyoruz. Hangisinde Hund kuralına uyulmuştur? Çözdük bunu ya. İçeride vardı. Buraya yanlışlıkla koymuşuz arkadaşlar. Şu uyulmuş, bu uyulmuş, bu uyulmamış. Bunu zaten çözmüştük. E son, son sayfaya geçmedi. Şimdi geçti. 4S1 3D10 bak 4S1 3D10 normal küresel simetrik dizilim bu uyarılmış değil. Bizim 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 3D10 normal dizilimimizde arkadaşlar. X atomunun temel elektron diziliminde ML artı 1 olan bak artı 1 olan 2 tane şurada var. Artı 1 olan 2 tane burada var. Artı 1 olan 2 tane de 3D de, de var. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1. Toplam 6 elektron var. Doğru. L eşittir 0, S demek. S'de 8 tane değil, 7 tane var. Çok dikkat et. 2S, 3S, 1S, 6. Ama 4S'de 1 olduğu için 7 var. Yanlışı soruyor. 1 ve 3 yanlış. Ben beğendim. Bayağı güzel sorular koymuşuz. Böylece ayet konusu bitti. Atom saat da 12 oldu. Bakalım yetiştirebilirsem elektroliz korozyonu da çekeceğiz. Elektroliz korozyonu da gerçi çok değil. 45 slide bu 107 slide'tı. 107 slide yaklaşık olarak bir e, kaç sürdü. Aradaki molaları saymazsak 1.48 yazıyor. Şu an yine 1.5 saat falan sürdü ya. Bayağı uzun sürdü. En az 1.5 saattir bu video. Bir yarım saat daha elektrolizi belki çekerim. Belki çekmem bakalım seviliyorsunuz. Her zaman söylediğimi tekrarlıyorum. bu kanalı ne kadar büyütürseniz ben bu kanala o kadar çok vakit ayırabilirim. Ee, bu kanaldan para kazanmak istiyorum. Neden? Para lazım değil. Kazanıyorum. Yani az çok canlı yayınları takip edenler, samimi olanlar bilir. Para kazanma diye bir sorunum yok. Ama buradan kazanırsam vaktimi buraya harcayıp sizin için çok güzel projeler üretebilirim. Buradan kazanamayınca buraya çok vakit harcayamıyorum. Ancak ders videolarını yetiştiriyorum. İşte ufak tefek projeler, soru çözümleri falan yapabiliyoruz. Bu yüzden yoksa e, canımız sağ olsun. Beğenip, yorum yapıp paylaşırsanız dediğimiz gibi faydamız olur. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.